Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Her ay yaptığımız müge eğitimlerinin bu ayda Ocak ayının ilk eğitimiyle başlıyoruz bugün. Yangın algılama ve kontrol sistemleri eğitim başlığımız Volkan hocamız sunacak. Aslında bu konu başlığı biraz hem Adana'daki yangının ardından gelen talepler üzerine ve görülen ihtiyaç üzerine, hem de biliyorsunuz ülkede ne zaman bir yangın çıksa, bir tarihi alanda, bir imara açılacak bir yerde hemen yetkisi olan olmayan birileri çıkar ve şöyle bir açıklama yapar. Elektrik kontağından çıkan yangın sebebiyle. Yani bizler, en iyi bizler biliyoruz elektrikten yangın çıkabileceğini, ama her yangının da elektrikten olmadığını en iyi bizler biliyoruz. Bu tür ihtiyaçlar üzerine aslında gelen taleplerle böyle bir eğitim ihtiyacı duyuldu. Ay boyunca her çarşamba devam ediyor bildiğiniz üzere. Yine varsa böyle bir ihtiyaç, eğitimlerin sonunda bizlere iletebilirsiniz. Hani talep ettiğiniz konular, şu konularda eğitim verilse iyi olur ya da ihtiyaç duyuluyor şeklinde, bunları da bize iletirseniz seviniriz. Kendimi tanıtmayı unuttum bu arada. İsmim Şule Arslan, EMU Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesiyim. Herkese iyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyorum. Hocam söz sizin. Teşekkür ederim. Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum ben de. Hoş geldiniz. Ben Volkan Aktaş. Yaklaşık olarak 8 senedir yangın sistemleri üzerine tasarım mühendisliği yapıyorum. Aktif bir şekilde de hala görevimi icra etmiş bulunuyorum. Soru cevap şeklinde de gidebiliriz. Konu biraz uzun olduğu için tabii ki birbirine sığdırılamayacak. Ama yangın sistemleri basit olarak işte insan hayatını korumaya yönelik asli bir sistem olduğu için önem arz ediyor. Evet, biz sadece ülke olarak işte başımıza gelen bir risk olayından sonra hatırlıyoruz bu sistemleri, ama bizim yasal bir yönetmenimiz var bu konuyla alakalı. Zorunluluklarımız var, yükümlülüklerimiz var. Bunlarla alakalı bugün size sistemleri tanıtacağım ben. Standartlarda geçen tanımlarla alakalı size bilgilendirmede bulunacağım. Aklınıza takılan noktalarda beni bölebilirsiniz. Soru cevap şeklinde gidebiliriz. Kısa kesmek babında akşam vakti olduğu sebebiyle ben hızlı bir şekilde başlayayım. Tekrardan sohbet ederiz zaten. Biraz karartayım mı arkada? Faydalı olur. Arkada parlama olmasın. Şu an biraz daha iyi sanırım. Tamamen karardı. Sıkıntı yok. Öncelik olarak yangın nedir? Yangın, kontrolsüz ve istenmeyen bir şekilde zararı yola açarak yayılan ateş edilir. Yangının oluşabilmesi için aslında ortamda 3 etmenin bulunması lazım. Bunlar oksijen, ısı ve yakıt. Buradaki yakıt ve ısı etmenleri yer değiştirebiliyor. Bunlara yanıcı etmenler deniyor. Yangın gelişim eğrisine baktığımız zaman da bir yanma sonucunda ortaya çıkabilecek riskler diyelim daha doğrusu. Gaz çıkışı, duman çıkışı, alev ve ısı çıkışı. Aslında yangın sisteminin tasarım kriterlerinin ana başlığı budur. Biz neyi algılayacağız burada? Gaz çıkışı, duman çıkışı, alev çıkışı ve ısı çıkışı. Tasarımlarımızda da tamamen bu ortama, bu yayılım girdilerine bakarak da biz tasarımlarımızı belirleriz. Yanma sonucunda duman artı ısı artı radyoaktif ışımalar ortaya çıkar. Basınç artar, bu önemli bir etkendir. Bu arada hiç sormadım ama tasarım veya projelendirme üzerine gelen firmalar var mı aramızda? Mekanik mi, elektrik mi? Elektrik. Daha çok elektrik. Basınç etkisi yangın durumunda dumanın bir yerden bir yere hareket etmesidir. Bunun riskleri nedir? İnsanların binayı tahliye etmesini engelleyeceği için basınç etmeni çok önemlidir. Yanma sonucunda ortamdaki oksijen azalır. Çünkü oksijenle tepkimeye girdiği için yanan madde. Oksijen azalması, bu da insan sağlığını etkileyen diğer bir etmen. Zehirli gazlar açığa çıkar. Bu da tabii ki insan sağlığına etki eden diğer bir etmen olarak ortaya çıkar. Yangından nasıl korunabilir? Risk, işte hepimizin bildiği gibi erken fark edilip erken tahliye edilmesi. Yangının büyümeden kısıtlanması. İşte kuru kimyevi tozla İhtiva eden işte yangın söndürücülerimiz var. Bunun yeterli olmadığı kısımlarda sprinkler tesisatlarımız var. Yani kısıtlamaya çalışırız, etkisini azaltmaya çalışırız ve erken söndürmeye çalışırız. Yangından korunmanın ana mantalitesi budur. Yani ana etmenleri bunlardır. Şimdi yangın sistem bileşenlerine geçelim.
yangın sistemlerinde aslında dört ana başlık vardır. Konvansiyonel sistemler, analog adresli sistemler, analog adresli intelligent sistemler ve interaktif sistemler. Bu tanımlara aşina olan var mı aranızda? Kısmen. Yani az buçuk hepimiz artık biliyoruz ki konvansiyonel sistem nedir, analog adresli sistem nedir. Tabii 21. yüzyıl olduğu için, teknoloji hızlı bir şekilde ilerlediği için, geliştiği için analog adresli intelligent ve interaktif sistem diye yeni jenerasyon sistemler ortaya çıkıyor. Basit mantıkla ben bunları size aktarayım. Konvansiyonel sistemler aslında standartımızda da geçen bir zon 1600 metrekaredir denilen bir tanım vardır. Yani sizin bir zonda 32 tane cihaz kullanarak yapabileceğiniz bir tasarımdır konvansiyonel mantık. Zonun size bilgisi gelir. Mesela diyelim burası kaç katlıdır takriben? 6 kat diyelim mesela. 6. katta bir yangın çıktı. Ama 6. kat işte toplantı odası olabilir. Örnek veriyorum Volkan Bey'in odası olabilir veya örnek veriyorum konferans salonu olabilir. Neresi olduğu belli. Sadece 6. katta yangın çıktı. Dezavantajı ne olabilir bunun? Biz ne dedik? Az önce kuru kimyevi işte yangın söndürücü tüpü alacağız. Yangına müdahale edeceğiz. Ana amacımız neydi? Yangını kısıtlamaya çalışmaktı. Şimdi bilgi doğru geliyor, doğru. 6. katta geliyor ama eksik geliyor. Yani müdahale sürenizi zorlaştıracağı için konvansiyonel sistemler artık daha böyle ufak ve riskin daha az olduğu yerlerde kullanılıyor. Has sonlandırma direnci kullanmak durumundasınız bu sistemlerde. Bölge denetim modülleri ile de az önce bahsettiğim yeni jenerasyon sistemlere entegre edebiliyorsunuz. Analog adresli sistemler, konvansiyonel sistemlerin bir tık daha böyle iyisi diye düşünebilen sistemlerdir. Dip switch denilen işte sahada dedektörlerin hepsine ayrı ayrı bir adres verilir. Kararın çok önemlidir. Bağlı olduğu panel verir. Yani şöyle düşünelim. Bu odada yaklaşık olarak 30-35 kişiyiz. Ama hepimiz bir kişiye rapor veriyoruz. O kişi bunları kritik ediyor. Diyor ki evet bir şey var veya bir şey yok. Ama o kişi hatalı veya doğru karar verebilir. Doğrudur. Sadece bir kişinin üzerinden bu trafik yürüdüğü zaman işler biraz daha zorlaşıyor tabii ki. Hatalı alarmlar çıkabiliyor ortaya. Hata riskleri çok fazla olabilir veya algılama yapamayabilirsiniz. Böyle riskler ortaya çıkabiliyor. Analog adres sistemler, evet dip switch adresini bilir, kararı panel verir. Noktasal bazda yangını tespit edebilirsiniz. Artık biliriz ki Volkan Bey'in odasında bir yangın var ise, evet direkt olarak panel size bunun bilgisini verir. Ve siz de hızlı bir şekilde mahalle gidebilirsiniz. Hatalı alarm verme riskleri vardır. Bu önemli bir şeydir. Az önce bahsettiğim sebebiyle. Çünkü 30-35 kişinin trafiğini, yani bilgisini oturup saniyeler içerisinde iştirak edecek kişi yine panel. Analog sistemlerde böyle geçmiş oldu. Adresi intelligent sistemler. Bu da yeni bir tabir yangın sistemlerinde. Yine dip switch ile adresleme var. Kararı yine panel veriyor. Ama dedektörler farklı olarak analog adresli sistemlerden birkaç farklı algoritma işleyebiliyor. Yani örnek veriyorum bir kombine dedektör. Az sonra bu tanımları da anlatacağım size. Isı, belli zamanlarda ısı, belli zamanlarda optik çalışarak ortamın hani koşullarına göre farklı farklı alarm eşik seviyelerini belirtebiliyor size. Yine noktasal bazda yangın tespitini yapabiliyorsunuz. Şimdi evet çağımızdaki hani teknolojinin geldiği son kriter olan interaktif sistemler. Bu bir tanımdır. Hani farklı farklı tanımlar gelebilir. İnteraktif denilen sistemler bazı yerlerde intelligent sistem diye geçiyor. Hani çok bu tanımlara takılmayabiliriz. Önemli bir şeydir. Otomatik olarak adreslerin az önce biz dip switchlerle her cihaza sağdaki ki burada mesela bir tane dedektörümüz var. Büyük ihtimalle de optik duman dedektörüdür. Her cihaza bir ID verilir. Yani bir isim verilir. Bunu normalde analog adresi veya analog adresi intelligence sistemlerde siz dip switch veya rotary switch tarzındaki bir şeyle yapıyordunuz. İnteraktif sistemlerde ise panel otomatik olarak kablo hattına bağlı olarak veya sizin vereceğiniz bir topolojiye bağlı olarak bu adresimi otomatik olarak yapar. Noktasal bazda yangın tespiti yine yapılabilir ama artık kararı kim veriyor? Dedektör veriyor. İnteraktif sistemlerin en önemli faydası artık kararı dedektörün vermesi. Yani sahada
onlarca, sahada yüzlerce veya sahada on binlerce dedektörümüz var. Hepsi bir panele bağlı değil. Panele karar eşik seviyelerine bakmıyor. Hepsinin üzerinde mikro işlemci vardır. Mikro işlemcileri siz senaryolarına atarsınız veya alarm eşik seviyelerine atarsınız. Ve her ortama bağlı olarak dedektörler kendi senaryolarını işletir. Senaryodan kastım lütfen yanlış anlaşılmasın. İşte dedektörden bir bilgi geldi, havalandırma ve benzeri tarzda değil. Kendi algılama senaryoları da vardır bunları. Onları işletir. Ve en önemlisi artık uzun mesafelerde interaktif sistemlerde de çıkabiliyorsunuz. Yangın sistemlerinin dört ana başlığını böylece özetlemeye çalıştım ben. Varsa sorularınız bu kısımla ilgili özellikle dinlemek isterim. Bu konvansiyonel sistemle bu interaktif sistem arasındaki yaklaşık maliyet yüzdesi çok farklı. Yani markadan markaya göre değişiyor ama aynı marka, şöyle aynı marka, bahsedeyim. Aynı markadaki şeyler. Yok, markadan markaya derken aynı markanın hem konvansiyonel hem interaktif sistemi arasında bir bağ kurabilirsek diye söylüyorum. Konvansiyonel sistem yaklaşık bundan %50 yani. 50 sene öncesinin teknolojisi. Hiç değişmiyor. Tabii panelin ön yüzü değişti. Biraz daha bunların görseliyetleri değişti ve benzeri ve benzeri. Ama mantığı hiç değişmiyor. Elektronik aksamlarda bile hani ufak tefek değişiklikler oluyor zaman içerisinde. Şimdi bir konvansiyonel sistemde bir intelligent sistem arasındaki fiyat farkı der iseniz bu 4'te 1 de olabilir, 5'te 1 de olabilir, 6'da 1 de olabilir. Hani bu sizin tasarımınıza bağlı. Ama sizin burada elinizi zaten bağlayan bir şey var. Bir AVM'yi bir konvansiyonel sistemle çözemezsiniz. Mesela. Örnek verelim başka. Artık dikey ve yatay binalar fazlalaştı. Yani böyle ufak ufak binalar yapılmıyor. Villa tarzında ve benzeri ve benzeri. Toplu konutlarda bile bir bina yapıldığı zaman yapı yüksekliği 51,5 metre. Yani ortalama olarak 18 katın üzerinde katlara sahip oluyor değil mi? Böyle yapılar yapıyoruz. Şimdi bu gibi yerlerde konvansiyonel sistemler kullanamazsınız. Ama şöyle de bir şey var. Evet, çok basit bir yer yapılacaktı. Böyle bir iş yeri tarzında bir yer olacaktı burası. Bir yer olacaktı. Oraya da gelip de tabii ki bir intelligent sistem kullanmanıza gerekiyor. Böyle de bir şey var yani. Bu fiyatsal indeks sizin aslında projede nasıl bir çözüm yapacağınız alakalı. Bir AVM mi burası? Yoksa bir ufak iş merkezi mi? Yoksa 800 metrekarelik bir iş yeri mi? Tarzında bir şey. Bu kritere girmek lazım. Var mı başka soru acaba? Yani dört ana başlıkta sistemleri tanıdık. Aralarındaki farklılıklar ve hani eskiden yeniye doğru terminolojilerin avantajlarından bahsetmeye çalıştık. Artık kapanmıyor herhalde orası. Tamam. Şimdi yangın algılama sisteminin bileşenlerini anlatacağım. Az önce sistemler vardı. Şimdi sistem bileşenleri dediğimiz şeyler. Bunlar başlıca ana merkez ve izleme noktaları, algılama cihazları, az önce bahsettik işte dedektör ve benzeri, uyarı cihazları ve kontrol işlevleri. Bunların hepsinin ana amacı sizin yangını erken bir şekilde fark etmenizi ve binayı erken bir şekilde tahliye etmenizi ve risksiz olarak tahliye etmenizi yarayan elemanlar. Ana merkez sistemin, yani tanım olarak diğer sistemlerle paralel bir şekilde sistemin toplandığı beyindir. Butonlar, dokunmatik ekran ve benzeri işte konfor fonksiyonları vardır veya izleme ve kontrol fonksiyonları vardır. Akü ve besleme üniteleri olarak da ben bunları detaylandırmıyorum. Bazı arkadaşlar özellikle hani çok böyle niş sorular vardır. Çünkü detaylandırırsak bunlar birkaç gün boyunca devam edilecek konular olduğu için örnek veriyorum şöyle sorular da olabilir. Yangın sisteminde akü kapasitesi ne olması lazım? Bunlar lütfen sizden gelsin. Ben biraz daha yüzeysel geçiyorum. Bunları sizle paylaşacağım. Çok ekstrem böyle sorular olur ise burada konuşuruz. İlaveten de beni arayarak da sorularınıza cevap arayabilirsiniz. Bunu da burada belirteyim. Besleme üniteleri diye burayı da sonlandıralım. Buyurun. Panellerde akünün kapasitesinin ne olması gerektiğini sorduğunuz cevabımı merak ettim. Ben sordum, ben cevaplayayım. O sizden gelmesi lazım. Ben onu soracaktım zaten. Şimdi yasal yönetmelikte şöyle bir şey vardır. Yangın algılama ihbar sistemleri 24 saat standby'da ama alarm koşulunda ise minimum 30 dakika boyunca işlevlerini yerine getireceği şekilde kapasiteleri belirlenmesi lazım. Biz diyoruz ya UPS'den besliyoruz bunları. UPS kapasiteleri buna göre belirleniyor diye. Doğrudur UPS ama akü kapasitesini de siz santrallerin buna göre belirlemek durumundasınız. UPS'in daha farklı, bu biraz tecrübe istinaden. Bunu biraz açayım birkaç dakikayla.
şebeke veya işte endüstriyel tesis yaptığınız zaman bunun daha farkındalığı artacaktır. Gerilim dalgalanmalarından dolayı zayıf akım sistemleri çok kolay zarar görebilir. Ne kadar PWM kartları da olsa, işte regülasyonu da olsa ve benzeri de olsa markadan bağımsızdır bu. Çünkü şöyle bir şey, zayıf akımda mümkün mertebe sahada 30 voltla çalışılacak sistemleriniz vardır. Hassas bir haberleşme topolojisi var, mesafeler uzasın diye. Yani düşün, şu an hepimizin kullandığı bir TCP/IP var. Kablolu'da ne kadardır mesafesi dediğimiz zaman herkes biliyor ki 100 metre. Marjla beraber, işte güvenlik marjıyla 90 metre. Siz şimdi bir haberleşme topolojisinden bahsediyorsunuz, 4000-5000 metrelere çıkıyorsunuz. Bazı şeylerden feragat ediliyor. Bilgi amacıyla paylaşıyorum, UPS'i biz vermemizin sebebi regülasyonundan dolayıdır sahada santrallerin beslemesinde. Ama santrallerin içerisinde kendi akü şarj üniteleri vardır. Ve 24 saat, belirteyim tekrardan, standby'da 30 dakikada alarm durumunda işlevlerini yerine getirecek şekilde kapasiteleri hesaplanması lazım. Ama dersen ki şurada 12 volt 7 amper saat veya 24 volt 7 amper saat, 24 volt işte 26 amper saat, 12 amper saat, 40 amper saat, bunu neye göre belirleyeceğiz? O projenin özgüdür. Kullandığın cihaz adedine göre değişir. Çünkü her cihazın bir akım çekimi. Bunu projenin uygulama tarafında, projenin süpervizörlüğünü ilerleten firmalar tarafından belirlenmesi lazım. Hesap yaparak. Bir soru daha var. Hocam bir de projeden ziyade kullandığınız paneli besleme ünitesi de çok önemli diye düşünüyorum ben. Tabii. Yani, doğru. Oradaki kullandığınız akü çok bize ait bir şey değil. Akü yani zaten bakım gerektirmez kuru tip bir akü oluyor genellikle. 12 volt 7 amper. Aynen öyle. Onunla seri bağlıyorsun 24 volt oluyor. Evet. Çünkü 12 voltla çalışan bir sistem yani ben görmedim. Yani yine önemli herhalde burada. Aküden ziyade ama, akü şimdi standart girmesi için. Tabii her yerde şöyle bir şey vardır. Standart 12 yani 24 volt 7 amper saatlik bir akü verilir. Doğrudur. Hani her yerde böyle geçer. Fakat burada eleman sayın arttığı anda oturup bunu hesap etmen lazım. Tabii ki standartın şöyle de şeyleri var size. İlgili bir besleme arızası yani buradaki UPS arızandan da kaynak hani müdahale süresi, bakım sürelerinden olur ise o 24 saat kısaltılabiliyor. Hani yanlış söylemeyeyim şimdi çok detaylı hatırlamıyorum ama 12 saate, 6 saate kadar düşebiliyor. Mesela günlük servis bakım sözleşmen varsa yani arızaya direkt müdahale edebilecek bir ekibin var ise fabrika veya o tesisin içerisinde senin burada kullanacağın şey standby'da 6 saat ama alarm durumunda yine 30 dakika. Hani 24 saat diyorduk ya az önce kapasiteyi belirlemek. Şimdi senin orada bu arızaya müdahale edecek sürekli bir personelin varsa standartı seni burada şey yapmıyor, zorlamıyor 24 saat diye. Diyor ki o zaman diyor 6 saat, 12 saat gibi belli süreleri ekarte ediyoruz. Bununla alakalı böyle bir detay paylaşım. Standartta var yani. Yangın algılama santralinden bahsediyorduk işte. Üzerinde grafik ekranı var ve benzeri diyorduk. Kontroller, programlamaların tamamı bu santral üzerinden yapılır. Ön alarm araştırma süreleri burada gerçekleştirilir. Ana alarm durumları yine buradan izlenir. Hata alarm izlemeleri yine buradan yapılır. Loglar, log nedir? Biraz açayım bunu. Yani geçmişe dönük olay hafızası buralardan takip edilir. Ek özellikler ve benzeri ve benzeri. Burada çok önemli bir detay vardır. Ön alarm ve araştırma. Diğerleri Türkçe olduğu için de biraz hani nedir? Kontroller, programlama. Yani biz bilgisayarı bağlıyoruz, programlamayı oradan yapıyoruz. Kontrollerimizi oradan yapıyoruz demektir. Ana alarm durumu dediği... Ana alarm durumu dediği, alarm geldiği zaman, evet, alarmın size görseliyetini sağlıyor veya sesli bir uyarı gerçekleştiriyor. Hatta alarm izlemesi de bu. Log dediğimiz işte kayıt dedik. Ek özellikler, yani firmadan firmaya değişiyor. Ama ön alarm ve araştırma süreleri çok önemlidir. Bu tanımla alakalı bir ön bilgisi olan var mıdır? Yangın sistemlerinde ön alarm ve araştırma süresi. Şöyle açıklayayım. Ön alarm dediğimiz, bu binanın içerisindeyiz. Bir yangın bilgisi geldi. Alt katlı bir bina da olsa içerisinde yüzlerce veya onlarca diyelim, abartmayalım. Onlarca kişi var. Şimdi her alarm bilgisi geldiğinde bu onlarca kişiyi tahliye etmek de bir risktir. Doğru mudur? Çünkü o risk, yani daha doğrusu o heyecanla, o olayın vehametiyle işte takılacak olacaktır, düşecek olan olacaktır veya Allah korusun daha da riskli durumlarla karşılaşabilecek bir durum da oluşabilecektir. Onun için her alarm durumu öncelik olarak özellikle konut, AVM veya kontrol bu bilgisayardan kaynaklı değil ama neden kaynaklı uykuya geçiyor sürekli? Çok yoğun. Kablo yok.
kablonun oynamasından da değil, kablo şey geliyor. Oynuyor değil mi acaba? O da olabilir ama kablo zayıf geliyor. Aslında 1.4'lük bir kablo olması lazım. VGA'ya geçeyim, ben otursam sıkıntı olur mu? VGA'lık maalesef olur mu? Tamam. Ya çünkü o da sizi rahatsız edecek. Ondan dolayı. Ya da şöyle yap ben. Çok güzel. Ben kaldırayım mı? Şimdi hiç gelmiyor. Hayır, daha da bozuk. Rahatsız etmiyor sanırım böyle olmak. Ses yok, rahat yok. Geliyor. Evet, tamam. Şurada kalmıştı. Öneler ve araştırma sürelerinden bahsediyorduk. Binalarda yangın çıktığı anda direkt olarak size bunun tahliyesi gerçekleştirilmez. Önce bir güvenlik personeli ve benzeri bir kişi kontrol eder bunu. Daha sonra eğer yangın insan teyidi de olduktan sonra sizin binayı tahliye etmeniz istenir. Sebebi de az önce açıkladığım işte bazı riskler sebebi durumuyla. Ne kadar siz kararlı bir sistem de yapsanız, evet hatalı alarm riski oluşmaz değil, oluşabiliyor. Hani insan kaynaklı olduğu için her şey maalesef ki böyle sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Hemen gel. Arkasından gelecek konu ise tekrarlama panelleri. Ana paneller bazı yani sistem odası veya elektrik odası gibi korunaklı mahallelerde oluyor. Fakat tekrarlama panelleri sizin az önce bir detay paylaştım. Güvenlik personelleri bu sistemleri 7 gün 24 saat izlemekle mükelleftir. Yani zorundadır. Bir proje tasarımı yapıldığı zaman tekrarlama paneli veya ana panel koyulabiliyor ise izlenme noktalarına koyulması lazım. Bu yeri geliyor bazen resepsiyon oluyor. Yeri geliyor güvenlik izleme merkezi oluyor. Yeri geliyor bir danışma da olabiliyor. Buna göre değişebiliyor. Grafik tabanlı yazılım. Bu tanımı hiç yangın sistemlerinde duydunuz mu? Grafik tabanlı yazılım bina yapısı yatay ve dikey olarak büyüdüğü zaman az önce sadece Volkan Bey'in odası vardı. Şimdi Volkan Bey'den 10 tane varsa bir AVM'in içerisinde yönetim veya bir ofis içerisinde çok sayıda Volkan Bey veya buna benzer isimli oda bulunabilir. Veya AVM'lerde arkalarda servis koridorları vardır. Mesela VC holleri ve benzeri bağlantılar olduğu için söylüyorum. Şimdi ne kadar güvenli personel de olsanız veya o projeyi siz bile çizseniz unutuyorsunuz. Görsel muhakeme ise insanların olaya daha hızlı müdahale etmesini sağlattırdığı için yapılar büyüdüğü zaman yangın sistemlerinde grafik tabanlı yazılımlar kurulur ki size gelen alarmı hızlı bir şekilde algılayabilmenizi sağlattırmaya çalışılır. Bu sizin merkez tarafıydı. Merkez tarafından
tarafına bağlı olan cihazlarımız vardır. Bunlar da algılama elemanlarıdır. Algılama elemanlarını biraz hızlı geçeceğim. Çünkü daha sonra bunların tasarım kriterlerine girdiğimiz zaman da üzerine konuşacağız. Noktasal dedektörler, ışık tipi dedektörler, alev dedektörleri, kablo tipi sıcaklık dedektörleri, hava emişli dedektörler, izleme modülleri ve butonlar. Şimdi biraz daha açalım bu başlıkları. Noktasal dedektörler, noktasal duman dedektörleri, şu an burada mesela tavanda bulunan dedektör tipimiz. Noktasal ısı veya ısı artış dedektörleri, noktasal kombine dedektörleri, gaz dedektörleri, karbon monoksit dedektörleri veya ortama çıkan girdiye göre değişen farklı farklı tip dedektörler. Şöyle bir örnek vereyim. Niye bu kadar dedektör tipimiz farklılaşıyor? Duman dedektörü, ısı, kombine, gaz, karbon monoksit. Basit mantıkla. Kullanılabilecekleri yere göre. Mahalle göre. Sigarası var, şey var. Yani ortamlarda falan değişiyor. Evet. Sigara bir hatalı alarm girdisidir sonuçta, değil mi? Biz örnek veriyorum, burada 4 kişi oturalım. Şu dedektöre doğru sigara içtiğimiz zaman. Kırma pozisyonu mesela, dedektöre ısı artışı falan diyoruz ya. Yani, oradan. Tabii buyurun. Doğru. Yani kullanılan ortama göre değişiyor. Mesela burası bir mutfak ise, mutfaktaki en önemli ortama girdiğimiz nedir? Gaz. Gazı ortama bırakıyor isek mutfakta sıkıntı vardır. Ortama bize giremeyiz. Daha çok dumandır. Çünkü işte yemek pişiriyorsunuz, bir buhar oluşturuyorsunuz. Izgara yapıyorsunuz, yine bir pis duman ortaya çıkarıyorsunuz. Yani duman girdisi. Evet, gaz riski vardır. O farklı bir şey. Ama bu söylediğimiz buhar, yemekten dolayı çıkan dumanlar risk oluşturmayacağı için oraya optik duman dedektörü kullandığımızda hatalı algılama yapabilir. Evet. Onun için optik duman dedektörü kullanırız. Ama farklı terminolojilere sebep olma, yani çıkmasının sebebinden bahsediyordum. Mesela ısı dedektörü kullanacağız. Şimdi ben biraz daha hani olayın vakfı artsın diye böyle bir soru cevap şeklinde girdim burada. Noktasal dedektörler nerelerde kullanılır? Onlara bakalım. Noktasal dedektörler dumanın şurada görüyorsunuzdur. Bir hüzme var. Fotoelektrik olarak o hüzmede dumanın kırılmasına bakarak, ışık eğrisine bakarak ortamda işte bir duman girdisi var veya yok kriterini algılamaya çalışır. Kullanım alanları ise konferans odaları, kütüphane, bilgi işlem odaları, kayıt stüdyoları, büyük mağazalar, okullar, fabrikalar, tiyatro sahneleri ve benzeri ve benzeri. Aslında noktasal duman dedektörleri evet her yerde kullanılır. Ortama hatalı bir duman girdisi, prosesten kaynaklı üretim sebebiyle de olabilir, bir duman girdisi yok ise veya bir mutfak gibi yine bir üretim var orada sonuçta, bir duman girdisi yok ise duman dedektörünü her yerde kullanabilirsiniz. Sebebi de duman aslında ısıdan daha hızlı algılanabilen bir şeydir. Bu sebeple duman dedektörü kullanımı daha yaygındır. Isı dedektörleri ise ısı ve ısı artış dedektörleri daha doğrusu. Duman dedektörlerinin hatalı alarm riski olan, yani hatalı alarm verebileceği sebebiyle kullanamayacağı alanlarda kullanılır. Bu da üretim kaynaklı işte duman girdilerinin olacağı, az önce söylediğimiz mutfaklar, kazan dairesi veya ısı işlem olan mekanik hacimler gibi alanlarda kullanılabilir. Genellikle de evlerimizdeki mesela mutfaklarda kullanılır. Isı ile ısı artış farklı mı? Aynı. Farklı. Hemen şöyle bir detay paylaşayım. Sabit ısı dediğimiz şey, mesela sprinkler başlıkları da böyledir. Sabit 68 santigrat derecelik bir ısıya bakar. Yani ısının 68 dereceye gelmesine ne baktıktan sonra bu karar verir, alarm var veya yok. Isı artış ise ortam mesela 30 derece, 68 derece olmadı ama birden 50 dereceye pik attı. Anlık bir pik, 30'dan 50, neredeyse yani %100 bir artış gerçekleşmiş gibi bir şey oluyor. Yani 30'dan 60 dersek daha doğrusu %100 olur ama yani %80 seviyesinde bir artış gerçekleşiyor. Isı artış dediğimiz lineer bir artışa bakar. Bu da sizin kullandığınız yerde daha çok endüstriyel tasarımlarda mahalle okursunuz. Bu da sabit sıcaklığa mı bakmak daha doğru olur dersiniz veya ısı artış mı? Ona bakmak. Mesela benim böyle bir projem vardı. 0 santigrat dereceye çıktığı anda ortamdaki kimyevi maddeler direkt ufacık bir statikten dahi patlamaya sebep oluyordu. Yani böyle bir ortamda benim 0 santigrat derece set etmem doğrudur. Doğru. Yani riskim burada başlıyor. Ama ben ortamı -25 derecede bırakmam lazım. Şimdi -25'ten -5'e değişen bir şey varsa risk artıyor. Yani risk farklı bir şey oluyor. Bu sebeple lineer artışlara baktırırsınız. Yani bu çok böyle
ekstrem bir örnek ama konut, AVM gibi yerlerde genellikle sabit sıcak. Bu enerji artışı belli bir süre içinde olması gerekir. Olur. Belli bir süre içerisinde olmasına bakarsınız, gün içerisindeki ısı takipleri yaptırırsınız. Sistemler buna göre değişiyor artık. Terminolojiler de değişiyor. Bunu da yaptırabiliyorsunuz. Süre dediğimiz o delta T'yi siz tanımlayabiliyorsunuz. Uzun da tutabilirsiniz, kısa da tutabilirsiniz. Bir gün içerisinde sisteme öğretmeye de çalışabilirsiniz. O değişimleri ve benzeri ve benzeri. Bunların hepsi işte intelligence sistemlerde zaten yapabiliriz. Senaryolar, algılama senaryoları. Bunu paralel içinde yazılım olarak yapıyorsunuz değil mi? Neyleri? Bu mesela şu sürede algılasın veya şu sürede alarm versin. Bunların az önce de bahsettik ya, panele bilgisayarla bağlanırız, bütün konfigürasyonlar oradan yapılır diye. Intelligent sistemlerdeki avantaj şu an, örnek veriyorum, yine hep Volkan Bey'e örnek veriyoruz ama Volkan Bey, nasıl bir şey verelim? Volkan Bey'in evinde bir fırın var. Fırının kapağını her açtığınızda, ortalama bu doğru bir değerdir, 130-140 derece tavana buhar verir. Bu mesela pasta imalathaneleri ve benzeri yerlerdeki büyük fırınlar var ya, ya işte bildiğimiz bir pastanedeki fırın. Onların kapağını açtığınız anda yoğun bir buhar çıkar yukarıya doğru. Görmüşsünüzdür. Eğer düzgün bir davulma sistemi yapmadıysanız, tavanda ortalama olarak size 130 santigrat derece, 140 santigrat derecelik bir ısı eğri bırakır. Şimdi siz burada sabit sıcaklığa mı baktırırsınız, yoksa lineer artışa mı? Lineer'e baktırırsın. Ama lineer'e baktırırsan kapağı açtım, ortam ısısı 28 derecelerden birden 140'a pikar. O süresini ayarlayacağız. Tamam. Süresini ne kadar ayarlayabilirsin? İşte sistemler, intelligent ve farklı terminolojik sistemler size bu süreyi estimate ettirebiliyor. Ama basit yangın sistemleri, bu delta T'leri çok kısa vadelerde tutar. Yani derece anlık bir pikmiş gibi bakar bu olaya. Sizin aslında burada bakmanız gereken sabit sıcaklık. Çünkü ortamda sabit bir sıcaklık eğrisi olmayacak. Anlık bir pik eğrisi olacak. Bu risktir aslında. Şimdi buna göre senaryoları değiştirebiliyorsunuz. Bazı yerlerde sabit sıcaklık 65 dereceye baktıracaksınız. Bazı yerlerde sadece lineer artışa veya bazı yerlerde hem lineer artışa hem sabit sıcaklık. Riskiniz yoksa. Yani oluşabilecek bir ısıl girişim diyelim. Çünkü hiçbir zaman düşünsenize burada klima veya evimizde klimayı açıyoruz. Ya eve bir ilk giriyoruz böyle buz gibi veya odamıza ilk giriyoruz buz gibi. Isıtmak için klimayı açıyoruz, 5 dakika bekliyoruz değil mi? Veya arabaya da bindiğimiz anda, kaloriferi açtığımız anda veya klimayı açtığımız anda direkt araba ısınıyor mu? Hayır. Ortamı ısıtmak zordur. Isı algılama yapmak da zordur bu sebeple. Devam edeceğiz. Bunu tasarım kriterlerinde tekrardan konuşacağız. Kombine dedektörler, elektrik odaları, AG, OG odaları, trafo odaları, asansör kuyuları, fabrika ve büyük depolar gibi yerlerde kullanılır. Şunu atladım. Kombine dedektör demek de hem duman hem ısıya bakabilen dedektör terminolojisi demektir. Yani ortamda hem duman riski hem ısı risk oluşabilecek yerlerde kullanılır. Bunlar da kullanım alanları az önce bahsettiğimiz gibi. Kanal tipi dedektörler, bu biraz daha böyle ileri seviyede bir şey ama ön bilgi bazında vereyim. Kanal içerisinde klima santrallerimiz vardır. Büyük mahallelerde görmüşsünüzdür belki. Hatta böyle şeyde hırsızlık filmlerinde falan çok sayıda böyle içerisinde insanlar yürüyerek böyle bir mahal değişimi bile yapar. Hepimiz filmlerde izlemişiz. İşte o klima santrallerinin kanalları içerisindeki hava kalitesini ölçmek için kullanılan dedektör tipidir bu da. Kanal tipi duman dedektörü. Ve gaz dedektörü. Az önce siz söylediniz, evet, gaz risktir. Mesela doğal gaz veya LPG'nin veya endüstriyel ortamlarda propan, butan, etan, egzan, oksijen, hidrojen, bütün gazlar bir risktir prosesine göre. Biz konutlardan daha çok üzerinden görüyoruz. Yani hepimizin evinde kullandığı bir doğal gaz var. Doğal gaz kaçağı olduğu durumda algının bunun 7 gün 24 saat izlenen bir sisteme bilgisinin düşmesi tabii ki fevkalade avantajlı bir şeydir. Hem can güvenliği, arkasından da mal güvenliği açısından. Geçelim. Karbon monoksit genellikle kullanım alanları da mutfak, çay ocağı ve kazan daireleri. Çünkü genellikle o bölgelerde ortama çıkabilecek bir doğalgaz olduğu için. Karbon monoksit dedektörleri ise, buna da bir ufak bir parantez açalım. Karbon monoksit gazı
kokusuz ve renksiz bir gaz olduğu için riskli bir gazdır. Genellikle otopark ve kazan daireleri gibi yerlerde bu dedektörü kullanırız. Neden otoparklarda kullanırız? Çünkü hepimiz petrokimya bazlı, yani karbon bazlı yakıtlar kullanıyoruz. Dizel veya işte dizel biraz daha farklı, nitrojen dioksit çıkarıyor ama petrol türevindeki gaz, yani yakıtları kullandığınız için ortama karbon monoksit yayılımı gerçekleştiriyor. Yanlış anlaşılmasın, şöyle bir bilgi vardır. Karbon monoksit dedektörlerini yangın sistemine dahil edebilirsiniz ama otopark gibi büyük yapılarda karbon monoksit sistemlerin ayrı panelleri olur. PPM seviyeleri vardır. PPM de ortamdaki işte gaz yoğunluğu, karbon monoksit gaz yoğunluğuna bakar. Ona göre havalandırma sistemlerini devreye sokarak sizin o ortamda size risk ihtiva edecek gazın ortalıktan kalkmasını sağlattırırsınız. Bu da özel bir dipnot olsun. Bağımsız da kullanılabiliyor mu? Tek başına. Kullanabilirsiniz. Bunun konvansiyonel çalışanları da mevcut. İnteraktif sistemler, yani nasıl noktasal dedektör ve benzeri var ya, onlar gibi olanları da mevcut. Ama profesyonel bir otopark tasarımında bu dedektörlerin karbon monoksit sensör şeyleri, yani kriterleri farklı olduğu için bunu da bir detay olarak paylaşayım. Dedektör, karbon monoksit dedektör yerleşimi ile alakalı bizim yangından koruma yönetmenimizde bir detay yoktur. Bunun biraz daha Dünya Sağlık Örgütü işte WHO veya işte BS gibi standartlardan doneler alarak biz hani tasarımlarımıza devam ediyoruz. Ortalama olarak şöyle aklınızda bulunsun. 200 metrekarede bir, bu ortalama. 300 metrekarelik olan da var. 250 metrekarelik olan da vardır. Koruma alanı bir dedektör olarak. Bu tamamen üreticiye göre değişebilecek bir hani algılama alanı bilgisi olarak paylaşayım. Diğer bir dedektör terminolojimiz ışık. Bu şeylerde, otoparklardaki oksijen miktarının kaç olması lazım ki bu şey karbon monoksit dedektörü atsın yani? Bunu daha çok mekanikçiler bilir, havalandırmacılar. Yani oksijen miktarı ne kadar olacak? Seviye herhalde bunlar. Aynen, bu seviye, hava kalitesiyle alakalı bir detay. Üstü olarak seviye. Bekleriniz var mı diye şartlar? Yok, şöyle bir şey. Dediği seviyenin altına düşsün de tabii, hava kalitesiyle alakalı. Hava kalitesi, hatta mesela tünellerde vardır bu. Hava kalite sensörleri koyarlar ki hani tünelin içerisindeki hava kalitesini ölçerler. Bu birazdan mekanik grupta kaldığı için elektrik disiplinde değil. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Karbon monoksit seviyesinin veya şu, yani Dünya Sağlık Örgütü 50 ppm'in üzerine çıktığı anda artık insan sağlığına zararlı bir seviyeye geldiğini belirtiyor. Ama oksijen tarafını inanın tam olarak bilmiyorum. %16 hocam ölüm seviyesi. Yani %16. Yani biz boğulmaya %16 oranın altına düştüğümüz anda oksijen seviyesi olarak %16 ortamındaki %16 güzel bir detay yani. Işın tipi dedektörler, az önce hep bir vurgu yaptık. Noktasal duman, noktasal ısı, noktasal kombine, noktasal kanal tipi dedektör ve benzeri ve benzeri. Hepsi noktasal. Noktasaldan kastımız aslında size belli bir yüksekliğe kadar ve belli bir algılama alanına kadar demektir. Işık tipi dedektörler, önden bir bilgi vereyim, tasarım kriterlerinde bahsedeceğim. Noktasal cihazların maksimum dumanı 11, ısı da ise 8 metreye kadar kullanılabilir. Ama ışık tipi dedektörler artık o noktasal cihazların kullanılamadığı daha büyük tavan yapılarında kullanılır. Mesela depolar, mesela üretim prosesleri, fabrikalar veya atriumlar, yapısal yırtıklar ve benzeri yerlerde kullanılır. Genellikle alıcılı, vericili, reflektörlü veya motorlu, işte hiç yukarıya 15-20 metre yukarıya çıkmadan aşağıdan motorla kafasının ayarlamasını yapabileceğiniz seviyeleri vardır. Bunları hızlı geçiyorum çünkü fark ediyor. Veya UV artı IR dediğimiz kombine, çünkü standart ışık tipi dedektörler sadece kızıl ötesi algılama yapar. Ama Open Smoke Imaging Detection dediğimiz, yani açık alan görüntüleme terminolojilerinde artık UV artı IR, yani bir kamera terminolojisi gibi alanı hacimsel olarak da koruyabiliyorsunuz. Böyle terminolojiler de geldi. Hızlı geçiyorum. Yapısından bahsettim çünkü şu an. Sadece ne dedik? 11-25 metre aralığında ki tavan yüksekliğimizi BİM dedektörle duman algılaması yaparız. Birkaç böyle güzel fotoğrafımız var burada. Gördüğünüz gibi bir konferans salonu. Bizimkine biraz benziyor. Bu sadece yarı dairesel şeklinde. Hacimsel görüntüleme yapabiliyorsunuz böyle alanlarda. Tavan yüksekliğinize veya işte algılama yapacağınız alanın riskine bağlı olarak. Alev dedektörleri az önce hep dumanı ve ısıyı algıladı. Ben sunumun en başında bir
lineer eğri göstermişim size. Gaz, duman, ısı, alev şeklinde. Alev ile ısının yeri, yer değiştirelim. Yani dört tane ortama verilen bir risk vardı ve biz bu riskleri algılamaya çalışıyoruz. Şimdi biz bunlardan duman ve ısıyı gördük. BİM dedektörüyle de duman algılamayı da gördük. Alev dedektörü ise, alev dedektörü ana algılama olarak daha çok kullanılmaz, yanal algılama olarak kullanılır. Ne demektir bu? Mesela 11-25 metre yüksekliği aralığında bir depomuz veya bir üretim prosesimiz var. O alanda biz BİM dedektörle tavanda algılama yapıyoruz. Ama ortamda bir tane LPG tankı var. Ve erken algılamamız lazım. Sebebi LPG tankını da köpükle söndürüyoruz. Mesela böyle bir senaryo uyguladım. Şimdi erken algılama veya cross-checking dediğimiz şeylerde alev dedektörlerini yanal algılama olarak kullanıyoruz. UV tipi, IR tipi veya kombine dediğimiz UV artı IR, UV artı double IR, UV artı triple IR ne demektir bu? IR dediğimiz dalga boyunda farklı mikrometre boylarında crosslamalarını yaparak sizin alarmı teyit etmenizi sağlatıyor. Çünkü endüstriyel testlerde o bastığımız köpük pahalı bir şey. Ve köpüğü basmayalım, insan teyidi diyorduk ki az önce ön araştırma ve teyit süreleri diyorduk. Ona beklediğimiz anda da yangın riskini büyütebiliriz. Onun için böyle yangın sistemleri artık otomasyonlara dönmeye başlıyor ve buna benzer cross-checking de senaryolarını oluşturuyoruz. Aklınıza bulması amacıyla UV tipleri, türbinler, patlayıcı imalathaneleri, püskürtme boya kabinleri ve yakıt tankları, IR tipleri, petrokimya, endüstriyel testler, hidrokarbon depoları ve tanker yükleme alanları. Şimdi UV ile IR birbirine çok benziyor. Sonuçta endüstriyel tip. UV biraz daha sarı parlak ışık, yani güneş ışık adı üzerinde zaten, ultraviyole olduğu için. Parlak ışık şeklinde ortama çıkabilen yangınlardı. Çünkü yakıt tankları, püskürtme boya kabinleri, patlayıcı imalathanelerinde açık sarı şeklinde ortama patlama ihtiva edilir veya yayılır. İnfrared dediğimizde ise petrokimya, endüstriyel testlerde yani karbon bazlı yangınlarda ise alev absorbedir dumanın içerisinde. Mesela Tüpraş'taki yangını örnek vermeyeyim de bir işte petrol rafinerisindeki bir yangını görmüşsünüzdür. Siyah siyah isli duman çıkar. Alevi çok nadir görürsünüz içerisinde. Ortama daha çok isli duman yayılır. Bu gibi algılamalar ise kızılötesiyle gerçekleştirilir. Yani isli duman dediğimizin yangın içerisinde, daha doğrusu çevresinde alevi absorbe ediyor ise böyle durumlarda infrared kullanılır. Çok detaya girdim burada. Kablo tipi ısı dedektörleri nedir? Kablo tipi ısı dedektörleri ise o az önce bahsettiğimiz noktasal dedektörlerin kullanılamadığı mahaller. Nedir mesela? Hiç aklınıza geliyor mu? Çok güzel. Başka? Mesela trafo merkezi. Trafo alanları. Açık. Trafo havalarının yoğunluğu. Aynen. Yani toz, kir, nem, su. Yani çevresel faktörleri bu dedektörler elektronik aksamları sebebiyle uygun değildir. Endüstriyel tarzda veya ortamda toz, nem veya elektro daha manyetik interferans gibi böyle girdiler olduğu noktalarda buna benzer kablo tipi sıcaklık dedektörleri kullanabilirsiniz. Zaten yazıyor kablo tünelleri, tavaları, transformatörleri, motor gövdeleri ve petrokimya açık tesislerinde kullanabilirsiniz. Burada birazcık detaya girebilir misiniz? Kablo sensör, lineer kablolarla ilgili mesela galeride kullanacağı dedik, bir projede işte karar veriyoruz. Nasıl seçeceğiz? Ne kadar uzunlukta kullanacağız, algılayıcısının kontrolünü nereye bulacağız, kontrolünü neye bulacağız? Ben bunlarla alakalı hani önden bir bilgi vereyim. Tabii ki kısa çünkü uzun daha çok böyle yangın sistemleriyle alakalı bir şey bahsedeceğim. Özel böyle paylaşımlar bulunabilir. Kablo tipi sıcaklık sensörlerinin artık fiber terminolojileri de var. Evet. Mesela sahada 10 bin, 15 bin metre fiber geziliyorsunuz. Size metre bazında yarım santigrat derece hassasiyetle bilgi verdiriyor. Yangın yayılmayabilirlerini de görebiliyorsunuz. Burada önemli olan bu terminolojiler daha çok çevresel etmenler sebebiyle noktasal cihazları kullanamadığımız alanlarda kullanacağız. Evet, kablo tipi analog sensörlerde 68, 88 ve 105 genellikle piyasada kullanılan. Belki ara değerler olabilir, markadan markaya değiştiği için söylüyorum. Ara değerler olabilir ama genellikle bakın sıcak sabit değerler bunlardır. Lineer artışa baktıramazsınız analogda.
Ama fiber terminolojilerinde az önce size hani sormuştunuz ya, belli bir delta T aralığında bakabilir miyiz? Nasıl değişiyor gün içerisinde ısıl değerler ve benzeri? Evet, fiber terminolojilerinde de böyle ısıl senaryolar oluşturabiliyorsunuz kendinize. Mesela bir zaman aralığı içerisinde kendinize 3 point seçip belli zamanlarda o zamanlardaki ısıl değerlerini ortamlarına aldırtabiliyorsunuz. Mesela sabit sıcaklık an değerlerini gün içerisindeki bir ortalamaya göre değiştirebiliyorsunuz. Veya lineer artışı kendiniz bir lineer eğri oluşturarak yapabiliyorsunuz ve benzeri ve benzeri. Ama bunlar çok detaylı terminolojiler olduğu için özel paylaşımlarda bulunayım size. Mümkünse. Tabii her zaman. Şimdi neyi algıladık biz? Dumanı, ısıyı, alevi, dumanın taban yükseklikleri eğer noktasal kullanılamıyorsa BIM dedektör gibi dedektör terminolojileriyle ve en sonunda hava örneklemeli sistem terminolojilerinden bahsedeceğim. Hiç duyan var mı aranızda hava örneklemeli sistemler? Yangın sistemlerinde algılama terminolojisi olarak. Siz güldünüz, buyurun. Sizi dinleyelim. Çok uygulamamız oldu. Evet. Çok uygulamamız oldu. Emrah Bey'le uzun yıllardır tanıştığımız var ya ondan dolayı şöyle göz göze geldik. Hava örneklemeli sistemler dünyada en hızlı duman algılayan sistemlerdir. Çünkü şöyle bir şey, ortamın hava kalitesini sürekli olarak sampling ediliyor. Şöyledir, basit bir su borusunu hepimiz biliyoruz. Hatta şurada değil de bir tasarım tarafında var. Su borularını evimizde kullandığımız için bunu tabanlarda gittiğini ve belli bir tasarım kriterlerine göre onda hava delikleri koyarak o sistem, yani o alanda hava kalitesini ölçecek şekilde örnek havalar alıyoruz. Bunu merkezde sampling ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz ne var ne yok diye. Sonra ortama tekrardan havaya bırakıyoruz. Yani hava kalitesini bir yandan ölçmüş oluyoruz. Hava kalitesinden kalsın ortamdaki oksijen değeri değil ama bu sadece duman var mı yok mu diye partikül seviyesine bakıyoruz. Aktif hava örneklemeli sistemler yüksek hacimli depolar, atriumlar, telekomünikasyon odaları, bilgi işlem odaları, elektrik pano odaları, kablo tünelleri, trafo odaları, tozlu rutubetli alanlar, tarihi yapılar ve müzeler. Aslında hava örneklemeli sistemler maliyeti yüksek sistemler olduğu için korunan mahallin yani önemine göre bu sistemleri kullanmakta mükemmelsiniz. Yangından koruma yönetmeninde şöyle bir detay vardır. Özel riskli alanlar diye bir kısım vardır. Orada der ki sizin mahallede oluşabilecek bir yangın durumunda prosesinizin işletme sürekliliği aksıyor ise hava örneklemeli sistem tarzındaki sistemler kullanılır derler. Nedir bu? Bir endüstriyel tesis veya bir termik santral. Bir termik santralle bir kumanda odasının veya bir pano odasının, bir bar odasının yapması o termik santralle günlük bir işletme kaybı yaratacağı için milyonlarca dolar seviyesinde bir yani kayba sebep olacak. Bu gibi alanlarda hava örneklemeli sistemler kullanabilirsiniz. Veya bir fabrikanız var. Fabrikada işletme devam ediyor. Taban yükseklikleriniz genellikle fabrikadaki alanlarda 11 metrenin üstünde olduğu için ya bir dedektör kullanacaksınız ya hava örneklemeli sistem kullanacaksınız. Ama ortama duman girdiğiniz varsa BIM dedektör size hatalı alarm verebilir. Çünkü o havanın kalitesine bakar. Ama hava örneklemeli sistem gibi bir sistem ortamı öğrendiği için ortamda zaten prosesten kaynaklı bir duman vardır diyor. Bunun üzerinde bir risk varsa diyor sisteme bilgi verin. Veya daha önemlisi. Kontaktör yapışmaları bizim hepimiz genellikle elektrikle ilgilendiğimiz mühendis, teknik kadrolar olduğumuz için kontaktör yapışmalarını biliyoruz. Bir yangın riski. Kontaktör yapışmasını dahi algılayabilecek seviyede partikül seviyesindeki yayılımları algılayabilir hava örneklemeli sistemler. Onun için en baştaki yangın eğrimiz vardı ya sunuma girerken tekrardan bir bakalım. Gaz çıkışı, duman, alev, en son ise ortamdaki ısıl yayılım demiştik. Evet, gaz çıkışını algılayabilecek sistemler hava örneklemeli sistemlerdir. Bu sizin daha yangını en başından algılayıp müdahale etmenizi, o yangının ortaya dahi çıkmasını engelleyebilecek şekilde, bazen de riski minimize edecek şekilde hızlı algılamayı yaptıran sistemlerdir. Duman çıkışı, noktasal cihazlar ve BIM dedektörlerden bahsettik. Arkasından alev çıkışı, alev dedektörleri UV artı R
veya UV öre, triple öre şeklinde farklı farklı kombinasyonlarından bahsettik. Ve en son ısı dedektörü, kombine dedektör veya kablo tipi veya fiber ısı dedektörleri, onlardan bahsettik. İşte yangını algılayan terminolojiler basit mantıkla bunlardır. Nasılız? Bir ufak ara verelim mi? Yoksa bir 5-10 dakikalık bir şey kaldı. Ondan sonra ara verelim. Bir 45 dakikalık daha bir dersimiz daha olacak. Tamam. Bir 5-10 dakika daha devam ediyorum. Şurayı bitiriyoruz. Şimdi bizim buradaki anlattığımız yaklaşık bir 45 dakikadır. Bütün terminolojiler otomatik olarak sistemi arayacağız. Cihazlar. Butonlar ise yangın algılama ihbar sisteminin bir bileşenidir ve önemli bir bileşenidir. Burada da ana, yani bunu kullanacak kişi biz olduğumuz için ana iş bize düşüyor. Evet, ortamda yangına sebebiyet veren şahıs biz ise. Mesela, doğru mudur? Yani butonu başka ne zaman kullanabilirsiniz? Siz yangına sebebiyet olacaksınız, gider milleti tahliye etmek için kullanırsınız. Veya yangınla yani görsel teması direkt siz sağladığınız zaman manuel call point'le daha dedektörün veya farklı bir sistemin algılama süresini beklemeden siz sisteme bilgi verebilirsiniz. Butonlar bunun içindir. Dedektörlere veya işte diğer elektronik aksamlara takılabilecek bir bazı aksesuarlar vardır. Bunlar buzzer, röleli soket ve paralel ihbarleri. Çok hızlı geçeceğim bunları. Buzzer genellikle otel veya konut tarzında yatak odasında kullanılabilen bir ekipmandır. Nedir bu? Standartımızda bir şey var. Az sonra tasarım kriterlerini anlatacağım ikinci kısımda. Cihazları geçtikten sonra. Standart der ki yatak başında minimum 75 desibeli sağlayacaksın. Yani ben şu an 100 kişiyi aşan bir oda kapasitesine sahip bir otelde isem benim yatak başımda uyuduğum zaman minimum 75 desibeli sağlatmam lazım. Bir şey var mı? Bir soru veya detay? Tamam. Genellikle buzzer dedektörleri ise bunun için kullanılır. Ama daha önemlisi siren flaşör veya hoparlörle karıştırılmasın diye söylüyorum. Az önce Volkan Bey dedim ya, Volkan Bey otel odasında. Evet, ben de sigara kullanıyorum maalesef ki. Sigarayı içerken uyuyakaldım. Maalesef ki o riski ortama ben yaydım. Ve o da cayır cayır yanmaya başladı. Şimdi öğrendiğimiz, bu derslerde öğrendiğimiz şeyleri tekrar yapalım. Dedektör işini yapacak değil mi? Dumanı algıladı. Ama ben hala uyuyorum. Çünkü duman çıktı. Bir de yani o dumanın çıkarken ki bana da sandığı bir risk var. Dumanı algıladıktan sonra dedektör nereye bilgi veriyor? İlk gördüğümüz şey santraleydi değil mi? Santrale bilgisi düştü. Sonra bir detay paylaşmıştım ben bir başlık altında. Ne demiştim? Ön araştırma ve teyit süresi. Güvenlik personeli o sırada bakıyor, diyor ki oda bilmem kaçta yangın bilgisi var. Buzzer off'a basıyor, diyor ki ben gördüm. Sonra çıkıyor odaya ve benzeri. Zaman geçiyor ama ben hala o odanın içerisindeyim. Hala kimse yangını görüp butona basmadı. Hala kimse sesi görse uyarı sistemini devreye sokmadı. Doğru mu? Doğru. İşte piezo buzzer dediğimiz buzzer tipi hani aksesuarlar minimum 75 desibeli o mahal için verir ki çünkü yangından dolayı oluşan riskler sonucunda kaybedilen hayatları yaklaşık olarak %80'i duman zehirlenmesi sebebiyle yani yanma ve benzeri sonuçta değil duman zehirlenmesi sebebiyle oluşur. Sizin ortalama olarak 0-1 dakika arasında yangına müdahale edebilirsiniz. Mesela ben uyansam o 0-1 dakika arasında işte bir yangın tüpü ve benzeri bir şeyle oraya müdahale edebilirim. 1 ile 2 dakika arasında artık engelleyebilecek seviyedesin. Yangının riskine bağlı tabii ki, yanan malzemeye de bağlı. Profesyonel ekiplere kalır genellikle. 2 dakikadan sonra hiç ulaşma, kaç. Kaç yani. Genellikle o araştırma süresi dediğimiz şeyler 3 dakika olarak tanımlanır. Yani yangın o 1 dakikadan sonra nasıl bir yayılır eğrisine sahip düşünün diye söylüyorum bunu. Yani o odadan artık belki çıkamayacak seviyeye kadar alevler büyümüş olacaktır. Buzzer bunun için kullanılır. Piyedro buzzer kumandayı santralden alıyor değil mi? Hayır. Direkt. Kendi. Santralden de alabilir. Alabilir. Santralden de alabilir. Dedektörden de alabilir. Ama önemli olan burada
O odada hoparlör vardır, o odada siren flaşörü vardır veya o odada olmasa bile odanın önünde vardır, eminim ki vardır. Evet. Eğer o şeyleri, kriterleri sağlıyorsa o otel yapmak durumundaydı. Ama ne diyorum? Güvenlik personeli yukarıya çıkacak, kontrol edecek. O 3 dakikalık süre geçtikten sonra veya o 3 dakika değil de 2 dakikada geldi, yangını gördü, bir butona basarak senaryoyu soktuğu zaman. Ben o 0-1 dakika aralığında o duman zehirlenmesini engelleyebilmek için genellikle. Bir de şeyi soracağım. Roller sokette paralel değil, ihbarliye değil. Sokette kullanılıyor değil mi? Tek başına ihbarliye de kullanan... Bunlar aksesuarlar. Markadan markaya göre değişiyor. Roller soket nedir? Sen o cihazdan bir bilgi alacaksın. Belki buna da örnek veriyorum bir silah flöşörü alabilirsin. Veya örnek veriyorum o mahallede sadece lokal bir VRV cihazı var. Klima. Bunu kapattırabilirsin. Ve benzeri ve benzeri. Yani kontak verebilmek veya onun üzerinden bir şey sürebilmek için. Mesela, ya o çok elzemdir çünkü onları izleme ve kontrol modüllerini anlatacağım az sonra. Onu da aksedeceğim. O izleme ve kontrol modülleri, daha çok kontrol modülü işidir. Hızlı geçeyim diye söylüyorum. Bununla bir kontak verebilmek açısından, paralel ihbarlediyse asma tavan veya yükseltilmiş döşeme gibi yerlerde kullandığınız dedektörlerde dedektörün hangi mahallede bulunduğunu belirtebilmesi için, görsel muhakemeyi sağlattırabilmesi için. Bunu da ben basit mantıkla şöyle anlatıyorum. Bir AVM'ye çıkıyorsunuz, doğru mu? AVM'nin ortak mol alanı dediğimiz gezinme alanında kaç tane asma tavan dedektörü var? Onlarca. Şimdi LCV2'nin, reklam yapıyoruz biraz ama, LCV2'nin önündeki işte asma tavan, mol alanındaki asma tavan içerisinde en az 5, 6, 8, 10 neyse artık o kadar dedektör var. Şimdi paralel ihbarleri olmasa idi, biz onların hepsini ne olarak tanımladık? LCV2'nin önündeki mol alanı diye. Hızlı bir şekilde o mahalleye gidelim. Çünkü açık bir alan olduğu için, mesela şu bölgedeyiz, dedektörü, iki tane dedektörümüz var ya, buraya ne olarak bilgi verilebilir? İşte teras katı, konferans salonu, toplantı odası, ve benzeri. Doğru mu? Şimdi iki tane dedektöre de aynı ismi vermenin bir dezavantajı var mı? Hayır. Çünkü geldiğin anda bu mahallesin. Yani bu mahalle yani görsel etini sağlatabiliriz. Ama yükseltilmiş döşeme veya asma taban gibi yerlerde içeriği göremediğiniz için asma tabanı paralel ihbarlediği gibi cihazlar kullanılır. İndikatör ledler de kullanılıyor değil mi? Aynen. Uyarı elemanları sirenler, flaşörler, kombine siren flaşörler. Bunlarda şöyle bir şey var. IEN normlarına uygun şekilde tasarım yaptığını söyleyeyim. Hiçbir sıkıntı yok. Siren tarafında N54-3, flaşör tarafında N54-23, kombine siren flaşör ise T3 ve 23 şeklinde. Detayını aktarmıyorum çünkü bununla alakalı tasarım kriterlerinde ne kadar mesafede yerleşim yapılacak ve benzeri onlardan bahsedeceğim zaten. Şurada bir şey atlamıştım. İzleme modülleri. Sistemlerde izleme modülleri niçin kullanılır? Onlardan ufak bir bahsedeyim. Bir de kontrol modüllerinden bahsedip ufak bir ara vereceğiz. Sonra ikinci kısımda biraz daha seri gidip en azından bir derste olayı toparlamaya çalışacağız. İzleme modülleri, biz az önce hep sisteme bağlı cihazlardan bahsettik. Bir beyefendi hatırlayamıyorum ama konvansiyonel gaz elektriği kullanabilir miyiz demişti. Siz demişsiniz değil mi? Mesela 220. Evet. Yangın sistemine bilgi vermesi gereken konvansiyonel cihazlar var. Mesela bahsettiğimiz gaz elektriği. Mesela bahsettiğimiz BİM dedektörler, hava örneklemeli cihazlar veya söndürme sistemine ait olan flow switch, kelebek vara gibi cihazların bize bilgilerini vermesi lazım. Çünkü bunlar yangınla birincil olarak bağlantılı olan sistemler olduğu için biz bunların alarm ve arıza bilgileri izlemek zorundayız. İşte izleme modülleri yangın sistemlerinden örnek veriyorum, şöyle bahsedeyim. Nasıl bahsedeyim? Burada var mıdır diye bakıyorum ama yok görmüyorum. Neyse üzerinden geçelim. Gazı söndürme sistemleri hiç gördük mü? Veya ne olduğunu biliyor muyuz? Genellikle FM200 mesela veya Nove veya farklı bir şey. Değişiyor yani. Gaz söndürme sistemlerinin yapılma mantığı nedir? O mahalledeki yaptığınız yatırımı öncelik olarak korumanız. Doğru mu? Sulu söndürme sistemlerinin bahsettikleri işte yapıyı korumaktır. İnsan can güvenliğini korumaktır ve benzeri ve benzeri.
Bu sistemlerin hepsi de lokalde çalışıyor değil mi? Gazı söndürme sistemi sahada herhangi bir IT odası olabilir. 7 gün 24 saat insanın bulunmayacağı bir alan. Doğru mu? Doğru. Peki panellerini görüyorsunuz. Genellikle mahallenin hemen dışına koyuyorum. Peki nasıl izleyeceğiz bu panelin arıza bilgisini, alarm bilgisini ve benzeri ve benzeri? İşte yangın sistemi bir detay olarak paylaştım ya. 7 gün 24 saat izleneceği için bu gibi sistemlerin alarm ve arıza bilgileri ne yapılır? Yangın sistemini bilgi olarak izlenir. İzleme modelleri de 1 giriş, 2 giriş, 4 giriş, 8 giriş önemli. Giriş kanalları markaya göre değişiyor. İzleme bilgilerini bu sistemlerden alırız ve yangın sistemini bilgi olarak düşürürüz. Acil durum jeneratörü mesela. Acil durum jeneratörün yakıt seviye bilgisi. Yangın sistemince izlenir. Sprinkler sistemlerini artık hepimiz aşina olduğumuz için yangın sistemleriyle az buçuk. Yani söndürme sistemleri. Nozul patladıktan sonra pompaların çalışarak, ortama su basarak işte yangının söndürebilmesi, söndüremiyorsa bile itfaiye gelene kadar yani sınırların genişlemesini engellemeye çalışması ile alakalı sistemler. Bunların pompa çalıştığı bilgi, pompa arıza bilgi. Çünkü yangın pompası eksi bilmem kaçıncı katta korunaklı bir odada. Çünkü her zaman orada adam yok ki. Pompa arızalandı. Nereden bilgisi olacak? Kimin? İşte bu gibi sistemleri izlemek için de izleme modülleri, yani monitörleme modülleri kullanılır. Kontrol... Özetle şunu diyebilir miyiz? İzleme modülleri yangın söndürme amaçlı kullanılan cihazların çalışılabilirliğini kontrol ediyor. Buna göre de bize panel üzerinden bilgi veriyor. Çok haklısın. Yani birinci seviyede yangın sistemiyle alakalı olan nedir? İşte söndürme, havalandırma, duman tahliye gibi veya işte konvansiyonel algılama üniteleri, az önce bahsettiğimiz BIM direktörü, aktif hava örneklemeyi, kablo tipi sıcaklık dedektörü, mesela sizin bir sorunuz da buna geliyor. Ne kadar metrede bir uzun onlarız? Aslında sizin burada ne kadar yapı büyüklüğünüz var ve en boy olarak bu mahal ne kadar? Çünkü az önce de belirttim, bir uzun ne demek? Ne demiştim? 1600 metrekare standart. Siz şimdi ısı dedektörünü az sonra bir konusu ama ortalama olarak 10 metrelik bir koridoru algıladığını düşünelim. Ya 100 metrelik bir şeye gider iseniz, nasıl diyeyim, mesafeye gider iseniz ne kadar oluyor? 1000 metre. Demek ki 160 metreye o kabloyu uzatabiliyorsunuz. Sonra 160'te bir repeat etmeniz lazım. Analog ise sistem. Ama bir trafo alanı ise, yapınız büyük ise zaten her noktada noktasal bir algılama gerçekleştirmeniz lazım. Trafo alanının kendi içerisinde bir izleme modülüyle sisteme entegre edilmesi lazım. Böyle farklı farklı senaryolar işletebiliyorsunuz. Sinyal kontrol ve kontrol modülleri diye bir başlığımız vardır. Bu da nedir? Basit mantıkla biz az önce izledik ya bu sistemleri. Evet, yangın sisteminin de kontrol ettiği şeyler var. Az önce ben yanıyordum. Oteldeydik ya. Şimdi geldi, güvenlik beni uyandırdı veya buzzer öttü ve benzeri ve benzeri. Gerçekten mahalle yangını. Aslında yangın algılama, ihbar ve uyarı diyoruz ya, bir de kontrol sistemleri diye geçiyor. Yangın otomasyon sistemleri. Sebebi artık duman tahliyesi, mekanik söndürme gibi bütün işlevleri yangın sistemleri gerçekleştiriyor. Bu endüstriyel tesislerde çok büyük bir senaryo. Konut ve AVM gibi yerlerde daha lokal senaryolar. Ama özellikle duman tahliye tarafına geçtiğimiz zaman tamamen yangın otomasyon sistemi denilen sistemler tasarlanıyor. Kontrol modülleri de motorlu yangın damperleri, asansörler, yürüyen merdivenler, duman kapıları veya kapakları, yangın kapıları, otomatik kapılar, MCC cihazları, gaz kesme, enerji kesme ve acil olma sistemleri gibi bütün sistemleri kontrol etmek için kullanıldığında kontrol modülleri vasıtasıyla birbirine entegre edilir bu sistemler. Bu kısımla alakalı özel bir sorunuz var mı? İlk bölümde tamamen ürünleri tanıma üzerine gittik. Yangın sisteminde kullanılan daha çok elektronik aksamları, ekipmanlar nelerdir bunları anlamaya çalıştık. İkinci bölümde bu ekipmanların IEN sertifikasyonu, yani standartlarına göre sertifikasyonu demeyeyim, düzelteyim. IEN normlarına veya yangından korunma yönetmenine göre yerleşim esasları, kriterleri ve zorunluluklarından bahsedeceğim biraz size. Yine soru cevap şeklinde girebiliriz. Bu sunum için özel eğitimde
2015-2009 diye yazıyor ama düzeltmeyi unutmuşuz. Çünkü 9 ile 2015 arasında algılama hiperterminolojisi arasında bir değişiklik yok. Bu sebeple 9 diye yazmasında çok sıkıntı yaratmayacaktır. 2008 TSEN54'e göre hazırlanmıştır. Bazı kısımlarda ise BS ve yine NFPA'den de bazı kısımlar alınmıştır. İngiliz mi hocam? BS, İngiliz. NFP, Amerika. Peki bizim yönetmeliğimizde niye bütün rakamlar buçuklu hocam? Her şey buçuklu yani. 51,5, 52,5, hiçbir tane normal bir rakam ben bulmadım orada. Ya o nereden alındı acaba? Şey, belli bir ortalamayı almışlar sanırım. Yani bu işin esprisi tabii ki de. Evet. Şimdi yangından korunma yönetmeliğini biliyorsunuz ki TÜYAK öncülüğünde hazırlanan bir yönetmelik olduğu için ve daha çok yeni. 15-16 senelik. Hani bir gelişim var. Ama diğer BS dediğimiz, NFPA dediğimiz standartlar 200-300 senelik. Hani düşünün. Yani orada gelmiştir. Bazılarınız çalışmıştır mesela. Danışmanlık kuruluşları var. Mesela örnek bir yani aklıma geldiği için söylüyorum. Proveritas. 350-400 senelik danışmanlık firması. Şimdi bizde 400 senelik bırakın danışmanlık firması, 40 senelik danışmanlık firması dahi bulunan bir şey. Evet. Şimdi 51,5 nereden geldi derseniz ben de tam olarak. Hocam. Mesela bir %5 vardır. Az sonra geçeceğiz. Bunun esprisini orada yapacaktım da burada yapayım. Hep %5'tir. Dedektör mesela %5 kadar taban yüksekliğin aşağısına kadar inebilir. Tavan düzensizliklerinde düzensizliğiniz mesela bu orta kısım görüyorsunuz bir duvar havuzu şeklinde oturtmuştur. Normal yüksekliğin %5'i kadar ise bir sıkıntı yok. Ama var ise artık orası ayrı bir mahal oluyor mesela. Buna benzer terminolojiler var. Bunlar tamamen deneysel. Deneysel yöntemlerle yapılmış. Üzerine düşülmüş. Diğer standartlardan da bazı kısımlar etüt edilmiş. Ve ortaya böyle çıkarılmış. Ve biz de tasarım kriterlerinde tamamen hala belirteyim. Çok çok önemlidir çünkü. Evet. Tasarım standartları size minimal düzeyi gösterir. Yani sizin uymanız gereken minimum güvenlik sınırıdır. Siz bunların üzerine çıkarak, mesela burada diyor ya, konutlarda 51,5 metre yapı yüksekliği. Hatta başlığa paralel gidelim. Otomatik yangın algılama ve ihbar sistemi kullanılması zorunlu olan kısımlar bu başlıkta belirtilmiştir. Bu başlık... Bir tane normal rakam yok mu? Bakın yapı yüksekliklerinde hepsi uçuk. Evet. Tane rakam yok. Yani bunlar etüt edilmiş, böyle çıkartılmış. Bu da artık bir standart olduğu için de siz de bunun üzerine hani çıkamıyorsunuz. Mesela 51,5 metre yapı yüksekliği diyorsunuz ya, birine 51 metrede sen zorundasın, her yerde algılama ve ihbar sistemi kullanmakla mükellefsin diyemezsin. Çünkü binanın yapı yüksekliği 51 metre. Standart bunu 51,5 metre. Evet. Ama sen bir yatırımcısın ve hayat korumaya yönelik yapı yüksekliği 30,5 metrede olsa o binanda kullanabilir. Çünkü yangın algılama ve ihbar sisteminin kullanım zorunluluğu diye bir şey olabilir mi sizce? Benim iş merkezim de olsa, o da olsa, bu da olsa, bu sizin standartların belirlediği minimum seviyedir. Ama mesela konutlarda 51,5 metre yapı yüksekliği dediğimiz ortalama olarak 20 katlı bir binaya tekabül ediyor. Şimdi 10 katlı bir bina var. Biz yangın algılama ihbar sistemi yapsak bu bize sıkıntı mı yaratıyor? Hayır. Bana kalsa kamera koyma, yangın sistemi koy. Çünkü biri konfor ve güvenlikle alakalı, tamam orada da adli bir vaka olması durumunda sizin işinizi kolaylaştırıyor ve benzer ve benzer, ama burada direkt canlı güvenlik. Yani bu tabii ki standarda paralel geçeceğimiz için iyileştirmeler yapılabilir. Konaklama amaçlı binalarda bunları ezberlemenin bir hani şeyi yoktur, anlamı da yok. Sadece standartta bakabilmeniz açısından. Hızlı geçiyorum. Kurum binaları, büro binaları, ticari amaçlı binalar gibi yerlerde yapı yüksekliğine veya binanın toplam kapalılık alanına bakılarak yangın sistemi kullanılıp kullanılmayacağının zorunluluğu böyle bir tabloya haline getirilmiş. Mesela şuradan örnek vereyim. Konaklama amaçlı binalarda yapı yüksekliğiniz 6,5 metre veya kapalılık alanınız 1000 metrekare olması lazım. Yani hem 1000 metrekare olacak hem de 6,5 metre gibi bir şey yok. Hani bu iki kriterden bir tanesini saldığı zaman kullanılma zorundasınız. Mesela burada ticari amaçlı binalar çok önemlidir. Sebebi ne? Mesela AVM ve benzeri ve benzeri gibi yerler. Doğru mudur? Ticari amaçlı bir binadır. Toplanma amaçlı binalar, eskiza, konferans, sergi salonları ve benzeri ve benzeri yerler. Oralarda da yeme içme tarzında olanlar, mesela yine AVM kıstasına giriyor. Ya 2000 metrekare kapalılık alanı
Ki artık bir otopark bile 2000 metrekare, 3000 metrekare, 4000 metrekare oluyor. Veya yapı yüksekliği 12,5 metre. Eğlence yine aynı şekilde paralel eğitimle ilerliyor. Müze ve sergi alanları 6,5 metre yapı yüksekliği veya 5000 metrekare kapalılık alanları. Terminaller, otobüs ve benzeri ve benzeri. 6,5 metre yapı yüksekliği veya 5000 metrekare kapalılık alanlara sahip olduğu zaman yangın avlama ihbar sistemi kullanmak zorunluluğumuz vardır. Sadece buton ve siren flaşör kullanım zorunluluğu ise konutlar hariç kat alanı 400 metrekareden fazla olan 2 ile 4 kat arasındaki bütün binalarda, konutlar hariç kat sayısı 4'ten fazla olan tüm binalarda, konutlar dahil bina yüksekliği 21,5 metre, yapı yüksekliği temelden itibaren 30,5 metreden büyük olan bütün binalarda buton ve siren flaşör kullanım zorunluluğumuz var. Az önce ne dedik? 51,5 metre konutlarda bütün yerlerde dedektör, yani burada dedektör kullanılmış, holde, benim odamda, her yerde yani. Aklınıza gelecek bütün mahalleyi korumanız lazım 51,5 metrenin üstünde. Ama konutlar dahil yapı yüksekliği 4'ten fazla olan tüm binalarda buton ve siren flaşör kullanım zorunluluğu vardır. Evet, şimdi zorunluluklardan bahsettik. Nerede buton, siren, flaşör veya nerede her yerde hem dedektör, buton ve siren, flaşör. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bazı yerlerde şöyle bir soru soruluyor. Peki 51,5 metrenin üzerinde olduğu zaman buton, siren, flaşöre gerek yok mu? Hani her yerde algılama ve ihbar yapmamız lazım her yerde. Yapı yüksekliği 30,5 veya bina yüksekliği 20,5 dediğimiz o tanım veya 4 katın üzerindeki bütün binalar dediğimiz tanım sadece buton, siren, flaşör. Şu dedektörleri kullanma zorunluluğunuz yoktur demektir. Açık değil. Santralde zorunluluk var mı yok mu? Buton ve siren. Ama işte buton ve siren flaşörü bağlayacağınız bir santraliniz olmak durumundadır. Hani santralde zorunluluğunuzdan var mıdırdan kastınız, ben şöyle anlıyorum. Buton, siren, flaşör kullanırsınız, formasyonel panele bağlarsınız. Gibi. Aynen. Yani bir muhakemeniz olmak durumunda, bir log tutacak bir sistemi izleyebileceğiniz bir yapınız olmak durumunda. Şimdi korunması gerekmeyen alanlardan bahsedelim ki sonra korunması gereken alanları rahat rahat hani beraber karşılıklı ilerletelim. Yanıcı malzeme veya çöp depolama amacıyla kullanılmamaları kaydı ile banyolar, duşlar, yıkanma odaları, tuvalet ve benzeri ve benzeri alanlar. Ama yanıcı malzeme veya çöp kutusu tarzında yani çöp itibar etmeyecek. Döşemelerden, tavanlardan, duvarlardan, geçiş yerlerinden uygun şekilde yangına karşı korunmuş olmaları veya yangın tecridinde olmaları. Yani yatay ve dikey şafları hepimiz görmüşüzdür. Bazı yerlerde dikey şaflar bir bakıyorsunuz çatıya kadar gidiyor. Bazı yerlerde ise her katta yangına karşı dayanıklı malzemelerle yalıtılıyor. Zonlar tecrid ediliyor yani, değil mi? Yani tecrid edilmiş olması gerekiyor. Ve acil durum sistemlere ait kabloları içermemeleri veya kablo içeriyor ise de bu kablolar F180 dediğimiz vurguya haiz olması. Yani en az 30 dakika yangın durumu. F180-180 dakika ama kesit alanı 2 metrekareden az olan düşey şaflar. Zaten 2 metrekareden büyük ise o şaftınız kullanma zorundasınız. Çatısız yükleme sundurmaları. Çünkü kuzey, güney, doğu, batı her yerden veya üstü tamamen açık olduğu için açık sundurma alanlarında kullanmayacaksınız. Brüç hacmi 20 metreküpten daha az olan soğuk depolar, soğuk hava depoları. Ama belki uygulamalarınızda görmüşsünüzdür, 20 metreküp dediğimizden daha büyük olan soğuk hava depoları var. İşte yemek üretim tesislerinin veya büyük gıda tesislerinin veya kimya tesislerinin böyle soğuk hava depoları mevcut. Oralarda, burası etanj bir alan, soğuk hava, işte içerisi zaten buz gibi ve benzeri tanımlara girilmiyor. Bundan daha büyükse algılama yapmakla mükellefsiniz. Dedektör olarak ne kullanılıyor? Pardon? Öyle bir ortamda dedektör olarak ne kullanılıyor? Terminolojiler değişiyor. Az önce bahsettiğimiz mesela kablo tipi sıcaklık dedektörü, fiber terminolojileri. Mesela ben bir kimya tesisinden bahsettim az önce. Dedim 0 santigrat derecenin üzerine çıktığı anda hani madde yanıcılığa haiz oluyor. Bu sebeple oradaki ortam ısısını eksilerde takip ediyor. Düşün. Hani 68 derece falan demiştik ya ısı dedektörlerine, sıcaklık dedektörlerine. Mesela o gibi noktalarda farklı terminolojiler kullanabiliyorsunuz. Kablo tipi, fiber, sıcaklık algılayıcılar ve benzeri ve benzeri. Korunması gerekmeyen alanlara devam edelim.
yüksekliği 1 metreden az olan, uzunluğu ve genişliği 10 metreden az olan, yanmaz malzeme ile diğer zonlardan yalıtılmış, herhangi bir 1 metrekarelik kısmında 25 megajüllük yangın yükü olmayacak ve acil durum sistemlerine ait kabloların geçmediği alanlarda koruma yapmayabilirsiniz. Bu tanım gözünüzde canlanması açısından söyleyeyim. Sakın yanlış anlamayın. Bu tanımların tamamının aynı anda sağlayan bir alan var ise. Yani yüksekliği 1 metre olmayacak bile. Yükseltilmiş döşeme ve asma tavan için. Eni ve boyu 10 metre. Diğer alanlardan tecrit edilecek, acil durum kabloları içeride geçmeyecek ve herhangi bir 1 metrekarelik alanda 25 megajüllük yangın yükü olmayacak. Bazı projelerinizde belki gördünüz veya göreceksinizdir. Asma tavanı içerisinde dedektör kullanalım mı? 50 santim yüksekliğimiz var. İşte asma tavan veya yükseltilmiş döşeme için verilen standarttaki tanım budur. 50 santim veya 1 metre olmasına bakılmıyor. Zaten 1 metrenin üzerindeyse kullanacaksınız. Burada en önemli kriter 1 metrekarelik alanda 25 megajüllük yangın yükünüz var. Bu da nedir? 2,5'lük bir NHXMH kablonun yangın yükü 3,5. 3,4'lük bir NHXMH kablonun 3,6 megajüldür. Ortalama olarak demek ki biz burada 7 tane geçirsek 3,4'ten zaten 25 megajüllü geçtik. Doğru mu? Doğru. Ortak hacim gibi yerlerde, ortak alan gibi yerlerde tava yükleriniz fazla olduğu için, yani çok sayıda tava ve tava üzerinde çok sayıda kablo yükünüz olduğu için bu alanlarda rahatlıkla bu 25 megajörü geçeceksinizdir. Bu daha çok otel odası gibi yerlerde de mesela dekoratif olsun diye asma tavanlar yapılır. Bu gibi yerlerde eğer 25 megajörlük yangın yükünüz yok ise, 10 metre dediği için 100 metrekarelik bir alanı geçmiyor iseniz, asma tavan dahil olsa içerisine direktör koymanıza gerekiyor. Veya ofis alanlarında koymanıza gerekiyor. Buyurun. Bu hangi standartta geçiyor? Yangından koruma yönetmeliğinde direkt. Direkt yangından koruma yönetmeliğinde geçiyor. Ki şu kırmızıyla hani renklendirilmiş kablo yangın yükleri yangından koruma yönetmeliğinin arkasında yanlış hatırlamıyorsam tablo 11A diye geçiyordu. Tablo 1-11A mı? O tarzda bir şey olarak geçiyordu. Ama arkaya açtığınız anda zaten yangın yük kablosu diye göreceksinizdir. Hani çok da detaylandırmayayım. Size yanlış yönlendirmiş olmayayım. Burası tamamen korunması gerekmeyen alanlarla alakalı uygulamaları bulundu. Sistemin hangi metrekarelerde, hangi yüksekliklerde kurulması zorunluluğu vardır onları anlatmaya çalıştım. Kablolarla alakalı sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına, sesli tahliye amplifikatör ve hoparlörlerine ve acil durum kontrol cihazlarına ait bütün kablolar, itfaiye ve yangınla mücadele ekipmanlarına ekiplerine haber vermek için kullanılan kabloların bina içinde kalan kısımları, ana yangın kontrol paneli ile tali dediğimiz tekrarlama kontrol paneli arasındaki bütün yangın kontrol panelleri ile tekrarlama panelleri arasındaki kabloları minimum 60 dakika boyunca yangına dayanıklı olması lazım. Bazen şöyle bir özel soru geliyor. Diyorlar ki, sırf dedektör ve butondan oluşan bir hattır ve 180 zorunluluğu var mıdır? Yoktur. Ama o dedektör ve buton hattı üzerinde kontrol işleminiz var ise, mesela bir kontrol modülü verip de bir damperi aç kapa yaptırıyorsanız, bir klima santraline bilgi veriyorsanız, asansörleri indiriyorsanız veya silah flaşörleri kontrol ediyorsanız, böyle bir işlem var ise F180 zorunluluğu var. Demek istiyor burada aslında. Ve bütün uyarı işlevleriniz, silah flaşör hatlarınız yani F180 olmak zorundadır. F180'den kastım da 180 dakika kablo dayanımı, F90, F30, PH120, 60 ve benzeri ileride bunun tamamen test kriterlerine göre çok önemli. Bu kablolar yangın şartları altında 750 santigrat derecelik bir ısı sıcaklık altında da 180 dakika boyunca data iletimini devam ettirebiliyor demektir. Yani siz o kontrol işlemlerini o sırada yapabiliyorsunuz demektir. F180 vurgusu budur. F180 ile beraber yangın sistemlerinde farklı bir kablo tipi daha uyarısı var. Daha doğrusu bilgisi vardır. O da halojen free, yani halojenden arındırılmış demektir. Zehirli gaz çıkarmayacak. Yani kablo yansa bile
Bu kablo data iletim hatları, IP CCTV, analog CCTV, access, işte dijital saat, network hattınız ve benzeri ve benzeri bütün kablolarınızdaydı veya enerji hattınızdaki kablolar. Sağlık hizmeti amaçlı binalarda, 100'den fazla kişinin bulunduğu konaklama amaçlı binalarda, kullanıcı sayısı 1000'i geçen toplanma amaçlı binalarda halojen fili kablo kullanmak zorundasınız. Kablolama, bunu çok ufak değineyim. Klasik kablolama ne demektir? Kablo test saati, mesela şu orta bir noktadan kopsa bile sağlı sollu iki taraftan haberleşmenin devam ettiği bir kablolama topolojisidir. Artık yeni terminolojilerde, yeni bütün projelerinizde zaten kablolamanız klasadır. Yapılarda klasa. Klas B ise daha çok konvansiyonel yapılarda kullanılan, hattın geri dönmesine gerek olmayan, hattın sağda sonlandırılıp ve sonlandırma direnciyle kapatıldığı bir terminolojidir. Dezavantajı nedir? Hat belirli noktada koptuğu anda diğer kısımlardaki haberleşmesi tamamen gidiyor. Aynen öyle. Allah'a emanet gidiyor. Loop dediğimiz klasa değil mi? Loop dediğimiz klasa. Gelen giden kabı arasında öyle bir oda oluyor ki bir kabı aynı yönde tekrar devam etmek zorunda kalıyor. Ne kadar, kaç metre aynı yönde gidebilir? Anlatabildim ben. Anlattığınız aslında güzel de bir soru bu. Aynı yönde kaç metre gidebilir? Bununla alakalı hani şöyle bir detay vardır standartta. Bir kablo arızası durumunda kaybedeceğiniz cihaz sayıları vardır. Bu da özel bir şey. Sunum aslında çok büyüktü eskiden. Ama hani insanların koşturmacısı ve benzeri şeyler attığı zaman biraz azaltmak durumunda kaldık. Onu paylaşırım ben size özellikle. Mesela bir kablo tesisat arızasında önden bilgi vermek babında maksimum 32 tane aynı işlemi gören cihazı kaybedebilirsiniz. Aynı katta aynı uyarı işlevi yapan cihazları kaybedebilirsiniz ve benzeri ve benzeri. Böyle özel hani tanımlar, tabirler vardır. Bunu özellikle size paylaşırım. Yani veya sunumu uzun halini hepinize paylaşırım. Bu arada bu kıstaslar oldu. Çünkü bu biraz daha standartın bütün kısımlar ve kıstaslarına göre. Yani şöyle bir şey var ama hepimizin dikkat etmesi gereken aynı dikey veya yatay şafları kullanmamak. Çünkü oluşabilecek bir risk de bütün uyarı veya algılama işlevlerinizi kaybetmemeniz lazım. Yani santral burada, santralden giden hatlarla dönen hatlar aynı şaftan gidiyor ise bu bir risktir. O şafta oluşabilecek bir risk yani durumunda zaten hattı tamamen kaybediyorsunuz. Onun için yangın algılama ihbar sistemlerinde, uyarı sistemlerinde, ben bunu acil anons tasarımı yaparken anlatıyorum. Bir şaftan çıkıyorsanız farklı bir şaftan inmeniz lazım. Yani bazen de bana şöyle bir soru geliyor, tek şaftınız var. Yani tek şaftın varsa katları ona göre rütlamanız lazım. Ve katlardaki tahliye ve uyarı zonlarınızı da ona göre yapmanız lazım. Hani oturup bir binayı tamamen böyle aynı şafta yine bir çıkacak şekilde dolanmamak lazım. Bu da ayrı bir bilgi olarak paylaşmış olayım. Bu tecrübe isimlerdir ama buna benzer tanımlar dediğim gibi yan yana kurum yönetiminde ve diğerinde bulunuyor. Şimdi biraz daha hızlanayım. Dedektör yerleşimleri. Az önce bahsettiğimiz işte sıcaklık dedektörü, duman dedektörü, ve benzeri ve benzeri dedektör terminolojilerin hepsinde kullanabilecek belli bir yükseklik ve algılama alanı vardır. Bu da standartlarda belirtilir. Bir dedektör maksimum tavan yüksekliğinin %5'i kadar aşağıda monte edilir. Bu da ne kadar güzel ki tavana monte edilmiş. Bazı uygulamalarda tavanın altına monte edildiğini görüyorsunuz mesela. Veya BIM dedektör tavan yüksekliği 15 metre, adam 7,5-8 metrede BIM dedektör yerleşimi göreceksiniz. Ama siz normalde maksimum tavan yüksekliğinin %5'i kadar aşağıya gelirsiniz. Bunu vurgulamaya çalışıyor. Bundan sonra ise az önce size anlatmaya çalıştığım dedektörlerimizin algılama yarıçapları. Bunlar dairiseldir. Aynı burada gösterildiği gibi. Isı dedektörü yarıçapı 5 metre olan bir daire ve maksimum 8 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir. Yani 8 metrenin üzerinde sıcaklık algılaması yapamazsınız demek istiyorum. Noktasal sıcaklık dedektörü kullanamazsınız demek istiyorum. Duman dedektörü algılama yarıçapı 7,5 metrelik bir dairedir ve maksimum 11 metreye kadar kullanılır. 11 metrenin üzerinde noktasal duman dedektörü kullanılamaz. Hüzme tipi dediğimiz BIM dedektör dediğimiz terminoloji 11-25 metre aralığında kullanılır. Bazen şöyle de soru gelir, 10 metrede kullanamaz mıyız? Kullanırsınız ama manlift, forklift ve benzeri veya raf ve benzeri
alıcıyla verici arasında temiz görüşü sağlatmanız lazım. Yani 11 metreye kadar zaten dedektör kullanabiliyorsunuz noktasal. Ondan daha az maliyetle çözüm sağlayabilirsiniz diye bir bilgi paylaşmış olayım. Şimdi tasarım kriterleri belki bazı şöyle bir işimize yarayabilir. Projeci arkadaşlar var ise aramızda, yerleşim esaslarında bir dedektörün, duman dedektörünün maksimum duvardan 5.3 metre açabilirsiniz ve iki dedektör arası maksimum 10.6 metre olabilir. Ortalama olarak da bir duman dedektörü 100 metrekarelik bir alanı bulur. Video bağımını paylaşayım. Isı dedektöründe dikkat edin, algılama yarı çapı daha küçük olduğu için mesafe biraz daha kısaldı. Duvardan maksimum 3.5 metre açabiliriz. İki dedektör arası ise 7 metre olabilir. Koridor gibi dar alanlarda ise özel formülizasyonlar vardır. İşte iki dedektör arası m kare eşittir 4 çarpı x r kare artı işte g kare şeklinde. İşte g ve r'nin tanımları burada mevcut. Sadece burada şöyle bir detay belirteyim size. 3 metreden daha dar koridorlarda maksimum 12.5 metreye kadar açabilirsiniz dedektörleri. O da 3 metreden daha dar olduğu zaman. Aklımızda her zaman 10.6 metre duman dedektörleri için, 7 metrede ısı dedektörleri için aradaki mesafe olarak kalması daha sağlıklıdır. Eğimli tavanlarda da aynı şekilde standart bize şöyle bir şey söylüyor. Hani az önce diyorduk ya, algılama yarıçapı 7.5 metre. Tavan eğiminden dolayı duman yayılımı daha hızlı gerçekleşeceği için her 1 derecelik eğimde %1 arttırabilirsiniz o 7.5 metre. Ama yine iki dedektör arası maksimum 12.5 metre. Aynı dar koridor muhabbetinde olduğu gibi. Şimdi az önce esprisini de yaptığımız, evet, tavan düzensizliği. Dikkat edin, 6 metre tavan düzensizliğinin olduğu bir yerde dedektör var. 5.1 metre tavan düzensizliğinin olduğu bir yerde ise dedektör yok. Ama şu iki dedektör arası kaç metre demiştik az önce? Hatırlatmak babında 10.6 metreye kadar açabiliyoruz. Ha, bu demek değildir ki 10.6 metre olacak. 8 metre, 9 metre, 10 metre. 8 metre olursa daha hızlı algılarsınız. 10.6 metre olunca biraz daha geç algılarsınız. Ama standartlarca belirlenen minimum kriteri sağlayarak algılarsınız. Mesela hastane gibi daha riskli veya erken algılamanın önemli olduğu yüksel tesis gibi yerlerde biz bunları 100 metrekarede bırakmıyoruz. Biraz daha sıklaştırıyoruz. Aralıkları 8-9 metreye kadar düşürebiliyoruz. Şimdi detayını paylaşayım. Tavan düzensizlikleri şöyle bir şey der standart. Eğer şuradaki girdi, şuradaki düzensizlik girdisi eğer maksimum yüksekliğin %5'inden daha az ise tavanı düz, daha fazla ise orayı bir oda gibi düşün der. Burada mesela 6 metrenin %5'ini aldığımız zaman ne diyor? 30 santim oluyor. Demek ki burası 45 santim olur ise artık ayrı bir oda, buraya da bir dedektör gelecek demektir. Ama buradaki gibi 5.1 metre almış maksimum yükseklik. Demek ki burada da 12.5-13 santim gibi bir şey. Daha küçük olduğu için tavan yüksekliğinden düzmüş gibi bakıyorsunuz. Yani sanki yokmuş gibi devam ediyorsunuz. Dedektörler duvara da maksimum, az önce 3.5 metre dedik, 5.3 metre dedik ya duman dedektörü için, ısı dedektörü için de 3.5 metre demiştik. Bunlar standartlarca belirlenen maksimum aralıklardı. Ama bir dedektörü duvara da maksimum 50 santim yaklaştırabilirsiniz. 50 santimden daha yakın olması duvara, yanal duvara çarparak dumanın farklı yerlere CFD'den dolayı hareket etmesi ve kör nokta oluşturması sebebi. Bölmeler, separatör dediğimiz, bununla da alakalı mesela 30 santim vurgusu vardır. Eğer separatörler tavana 30 santimden daha yakın ise her işte raf, separatör dediğimiz kısımlara bir dedektör gelmek durumundadır. Eğer 30 santimden daha fazla ise açıklık, bir sıkıntı yok diyorlar. Standartlarca belirlenen, o az önceki bahsettiğimiz kriterlere göre 7.5 metre duman dedektörü yerleşimi, yarı çapındaki dedektör yerleşimi yapabiliyorsunuz. Farklı bir tavan düzensizliği, kiriş yapıları.
aynı şey vardır. Eğer bu kirişin H yüksekliği toplam büyük H yüksekliğinin %5'inden daha küçük ise alan düzmüş gibi. Eğer daha büyük ise artık standart size şöyle formülizasyonlar veriyor. Kaç hücrede bir dedektör kullanacaksınız? Bunları çok esme, hani anlatmıyorum. Yani her hücrede bir dedektör olabilir. İki hücrede bir dedektör olabilir veya üç hücrede bir dedektör olur. O da büyük H'tan küçük H'ı çıkarıp 0.25'e çarpıp aradaki iki kiriş arasındaki mesafeden çıkan sonuç daha küçük ise her hücreye bir dedektör. Eğer aradaki mesafeden büyük çıkar ise iki hücreden bir tanesine, eğer 0.13 katı o aradaki mesafeden daha büyük çıkar ise üç hücreden birine dedektör yerleşimi yapabilirsiniz. Bu da standartta uygulanan bir şey. Kaset tavan daha çok otopark gibi veya tesis tarzındaki yerlerde. Bunlarda da yine bir tavan düzensizliği. Bunların hepsi niye tavan düzensizliği? Bunu açıklayamadım. Burada da mesela var bir delikti. Tavan düzensizlikleri duman havuzları oluşturur. Yani tavanı düz gibi hareket, normalde şey yapıyoruz ya, düşünüyoruz ya. Ama duman ilk önce buraya dolar, sonra buraya, sonra buraya ve hava hareketine göre farklı noktalara. Yani dedektöre ulaşması, çünkü dedektör dumanı çekmiyor. Duman hareket ederek dedektöre giriyor. Bu sebeple mümkün mertebe bu standartların belirlediği sınırların içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Ve tasarımı zorlaştıracak işte tavan düzensizlikleri ve benzeri şeylere de standart belirli açıklıklar getirmeye çalışıyor. Bundan mütevellit böyle hani bazı özel formülizasyonlar çıkmıştır ortaya. Bunda da ısı dedektörü ve duman dedektörü için büyük H dediğimiz toplam yerden tavan yüksekliği, küçük H ise o kaset tavanın derinliğidir. 6 metrekare ile çarptığınız anda hacim olarak şeyi bulursunuz, alan olarak daha doğrusu, bir ısı dedektörünün algılama alanını bulursunuz. Duman dedektörünü de aynı şekilde 12 ile çarparak bulursunuz ve ona göre dedektör yerleşimini yaparsınız. Buraya kadar hızlı geçtim, farkındayım. Sunumlarda var zaten. Varsa da sorular, onları da dinlendiririm. Asma tavanlarda, hani bazı yerlerde sorularla karşılaşıyorsunuzdur. Ya asma tavanlar taş yünü, dedektör yerleşimi yapmamıza gerekiyor. Ve asma tavan, işte özel dekoratif tip, işte aralarındaki delikler, örnek veriyorum, 1 santimetre kareden daha büyük ve %40 açıklığa sahip herhangi bir 1 metrekarelik alanı da. Hani sadece üstte koysak olur mu ve benzeri ve benzeri, belki özel sorularla karşılaşırsınız. Asma tavanlarla alakalı standartta şöyle bir vurgu vardır. Herhangi bir 1 metrekarelik bir asma tavanının bölümünü %40'ından daha fazlası açık ise zaten altta bir duman birikimi olmaz. Asma tavanı üzerine gider der duman. Eğer bunu sağlıyorsan sadece yukarıya koy. Ama o durumda da deliğin münferit boyutları 1 santimetre karelik alanda, deliğin münferit boyutları daha büyük olacak 1 santimetrelik alanda. Ve tavanın kalınlığı deliğin askeri boyutunun 3 katından fazla olmaması lazım. Bu kriterleri sağlıyorsan diyor ki sadece yukarıya koyabilirsin. Hani hem asma tavanın üstüne hem tavan seviyesinde işte asma tavanın altına ve benzeri yerleşimler yapmayı diyor. Ama bu kriterleri sağlarsanız. Yükseltilmiş döşemelerde de aynı kriterler geçerlidir. Aynı burada bahsettiğim kriterler geçerlidir. Ama yükseltilmiş döşemelerde işte toz, kir, nem, rutubet tarzındaki şeylerden dolayı daha çok şu kriterler uygulanmaz. Yükseltilmiş döşeme alanlarında, o hani bahsetmişim de size, 1 metre, 10 metre et, 10 metre boy ve 25 megajül yanmıyor. Daha çok buna bakılır. Dedektörlerde havalandırma menfezlerini, az önce duvardan ne demiştik? 1 metre uzaklıkta olabilir demiştik. Havalandırma menfezlerine de en fazla, pardon, 50 santim daha kadar yaklaşabilir demiştik. Havalandırma menfezlerine de 1 metre kadar yaklaşabilir. Sebebi de şuydu. Mesela havalandırma menfezi var. Doğru mudur? Dedektör 1 metreden daha yakın mıdır, uzak mıdır? Daha yakın. Sebebi nedir? Üfleme ve emiş ağzında duman hareketini engelleyecek farklı hareketler oluşturduğu için, mesela burası üfleme kanalı olsun. Çalıştığı anda o dedektöre, eğer burada bir yangın çıktığı zaman duman sürekli üfleneceği için, farklı alanlara doğru dağılacağı için algılama süresini köreltiyorsun. Algılamayı köreltiyorsun. Bu sebeple standart der ki maksimum 1 metre yaklaşabilirsin. Üfleme ve emiş menfezlerine. Merdivendeki dedektör yerleşimleri biraz
esmek bir şeydir. Bununla alakalı biraz danışmanların yönlendirmesine bakılır. Standartlarda genelde şöyle bir şey derler danışmanlar. Buralarda yangına haiz olabilecek bir şey olmadığı için ve genellikle basınç etkisinden dolayı, baca etkisinden dolayı daha doğrusu, oluşabilecek bir duman sızıntısının direkt tavan kotuna ulaşması sağlanacağı için tavan kotunda bir dedektör kullanmanız yeterli derler. Hatta asansör kuyularına da bu işlemi yapılır. Ama hani bazı projelerde göreceksiniz de her katı bir zon tahsis ettiğiniz için her katta, özellikle bu BS tarafında ve FBA tarafında var, her katı bir zon şeklinde tahsis ettikleri için her katta da bir dedektör olabilir. Merdiven kovalarında. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Hızlı için. BİM dedektör yerleşimleri, BİM ne algılıyordu? Duman algılıyordu. Dumanda yarıçap ne demiştik? 7,5. 7,5 sağ, 7,5 sol. Demek ki 15 metrelik bir koridor şeklinde algılama yapabiliyorsunuz. Maksimum yükseklik neydi? Ben sorayım burada. 11 ile 25 metre aralığında kullanabiliyordu. Maksimum hangi yüksekliğe monte edilebilirdi? Tavan yüksekliğinin %5'i. Mesela bu cihaz öyle. Hava örneklemeli cihazlar. Hava örneklemeli cihazlar, az önce mesela sohbetimizin ilk başlangıcında hava örneklemeli sistemlere giriş yaparken demiştim. Özel riskli alanlarda ve yani algılamanın da zor olduğu alanlarda. Ne dedik? Sistem odası gibi veya özel odalarda, IT odası ve benzeri yerlerde ne vardır? Yoğun bir havalandırma riski vardır, değil mi? Üfleme, emiş, sürekli olarak ortamı soğutma, ısıtma ve benzeri ve benzeri tabii mahalle göre değişiyordur. Sürekli olarak bir havalandırma hareketi vardır. Havalandırma hareketinin olduğu bir yerde noktasal cihazla duman algılamak imkansıza yakındır. Bu sebeple bu gibi yerlerde hava örneklemeli sistemler kullanılır. Bu tasarıma göre değişiyor. Burada mesela ikinci algılama ve birinci algılama şeklinde yapılmıştır. Yani basit mantıkla düşünelim. Burada emiş menfezimiz, üfleme menfezimiz. Tabii burada değil. Burada sayısız yani veya çok sayıda üfleme ve emiş menfezi olsaydı burada çok yoğun bir şekilde hava ve sirkülasyon oluşuyor. Bu durumda bizim ortaya koyduğumuz duman dedektörüne dumanın gelmesi gerçekten çok çok zor ve imkansıza yakın bir şey olacaktır. Bu gibi durumlarda hava örneklemeli deliklerini üfleme ve emiş menfezlerin üzerine getirtirsiniz ve hava sirkülasyonunu oralarda yakalarsınız. Buna birinci algılama, ikinci algılama da tavan kotunda yaptığınız bir algılamadır. O da herhangi bir şekilde klimadan kaçan fakat mahalle dağılabilecek bir dumanı yakalamaktır. Buna benzer özel uygulamalar yapılabilir. Burada da bir hava örneklemeli sistemin tavandan nasıl borulanları gösteriyor. Şurada boru delikleri, bunlar özel hesaplanıyor. Hani borunun uzunluğuna göre, mahallin büyüklüğüne göre, yüksekliğine göre ve benzeri ve benzeri özel bununla alakalı pipegate hesap programları vardır. Onlarla çalışarak hesaplanır. Hava örneklemeli sistem de bu kadardır. Alev dedektörleri bununla alakalı şöyle bir tanım yoktur kaç metre diye. Üreticiden üreticiye değişiyor. 25 metreye kadar olanlar var genellikle. 10 metreye kadar olanlar da var. Açıları yine 80, 90, 120 derece şeklinde değişenleri var. Hani bu genellikle üreticiye göre değiştiği için kullanmıyorum. Ama önemli olan hani mesafe kullanamıyorum. Şu kadar yükseklikte, şu kadar ve benzeri ve benzeri. Alev dedektörlerinde sohbetimizin ilk başında da kullandığım bir cümle vardı. Bunlar ana algılama değil, yanal algılama olarak kullanılır. Büyük bir 5000 metrekarelik bir üretim alanının içerisinde sayısız aktif hava örneklemeli sistemle çatı kotunda algılama yapıyordur. Ama o alanın içerisinde bir nokta vardır. Orada hidrojen tankı vardır mesela. O hidrojen tankına bir alev dedektörü baktırır. Niye? Sadece o özellikle, yani yapının tamamının alev dedektörleriyle baktırabilirsiniz kamera gibi. Ben bu konuda da size bir sıkıntı veriyorum ama algılanabilecek terminolojiler var zaten. İyi bak, hava örneklemeli veya diğer terminolojiler gibi. Alev dedektörüyle de yapabileceğiniz gibi sadece o bölgeye de açısal bakışı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunlardan bahsettiğim acil o sesli uşak çok da fazla, çok az kalmış. Tamam. Butonlardan bahsetmiştik ya, hiçbirimizin aklında kaldı mı? Bir yapıda kaç metre yapı yüksekliğine çıktıktan sonra buton ve siren flaşör kullanıldığımız vardı? 4 katlı. Üstü, doğru. Bina yüksekliği 20,5, yapı yüksekliği 30,5, 31,5, doğru. Aynen.
3.5 yapacak bir şey. 21.5, 31.5. Butonlar yerleşim yapılırken genellikle kolay görülebilen ve acil çıkış koridorlarının üzerinde olan yerlere koyulur ve herhangi bir noktadan maksimum bir butona erişebilmek için 30 metreden daha fazla mesafe kat etmemeniz gerekiyor. Yani iki buton arası basit mantıkla 60 metre diyoruz ama ben buradan başlayıp şu butona kadar koşmaya başladığım anda maksimum 30 metre kadar uzakta olacağım. Tasarım kriteri budur. Yerden de genellikle 110 ve 130 engelli vatandaşlarımızı düşünerek veya daha farklı işte çocuk ve benzeri kişileri de düşünerek kolay erişilebilecek noktalara koyulur. Buyurun. Butonlarda hocam insan bulunması sürekli binada şey depolarda falan nasıldır mesela? Depo? Depo, malzeme konan depolar. Haftada bir kere portikto malzeme geliyor konuyor. O binada kol olması, buton olması şartı var mı? Yani az önce bahsettiğimiz terminolojilere uyuyor isen demiştik ya. Belli ama sürekli sabit çalışan kimse yok. Ama sürekli değil ama haftada bir gün forklift geliyor öyle. Evet. İşte o haftada bir gün forkliftin geldiği gün o risk oluşursa ne olur diye bakmak lazım olaydı. Şimdi olmaz olmaz. Bir sistem kuruluyor. Çok büyük bir sistem kuruluyor. Çok büyük yatırımlar yapılıyor. İnşallah hani çalışacağı o yerlerin riski hiçbir zaman ortaya çıkmaz diyoruz. Ama biz önlemimizi almak durumundayız. Bazı yerlerde bana onun sorusu soruluyor. Ya biz o çıkış koridoru. Mesela daha çok bunun riski şöyle bir şey. Otomatik raf sistemleri var. Robotik çalışır. O bölgelerde bakım personelleri hariç girilecek bir nokta yok. Bakım personeli oradan çıktıktan sonra 30 metre uzaklıktan daha önce ulaşması lazım bu kısma. Standart diyor. Yani kısası bu. İnsana bakmıyor yani. Bina ölçülerine bakıyor. İnsana bakmıyor değil. İnsan giriyor. Oraya insan giriyor ise 30 metre. Yani ben bir butona 30 metreden daha uzak olamam diyor. Bunu diyese diyor, yem de diyor, hepsi böyle diyor. Yani o nokta tam bence şey açıklamadı sanki. Yani, sadece bina ölçüleri mi önemli buton koyma zorunluluğu konusunda? Yoksa bina ölçüleri küçük olsa, küçük bir depo da olsa orası mesela. Evet. İnsan gelip çıkıyor sonra yerde bir buton konulmalı mı? Konulmalı, tabii ki. Yani şöyle bir şey anlamını yitiriyor mu? Ha, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Küçük bir depo eğer sizin yangın algılama ve ihbar sistemi kurma zorunluluğunuz yok ise zaten kullanmıyorsun. O butonunuz yok, silen flöşörünüz yok, elektronunuz yok. Evet. Hemfikiriz değil mi? Evet. Artık zorunluluğunuz var. Örnek veriyorum. 4000 metrekarelik bir fabrikanın içerisinde bir depo burası. Yani ilk belirleyici ölçü yani. Aynen. Tabii ki şimdi zaten ilk başta oraya bir yerleşim yapılacak mı? Ona karar veriyoruz. Yani anlama ihbarçisi mi kurulacak mı? Evet. Şimdi bunun kurulacak kısmını geçtik. Sonra dedik ki o yapım içerisinde bir depo var. Önemli değil. Sen deponun en uç noktasından bir butonu 30 metreden daha uzak bulamazsın. Yani böyle bir kriterli olacaktır. Yani ilk bakılan insan girip çıkması değil sadece... Tabii bazı mesela ben yerlerde görüyorum sadece acil çıkış noktalarının üzerine koyuluyor mesela. Yani ara ara tahsisatlar yapılmıyor. Ama şöyle bir şey var. Adam gelmiş, fabrikanın arasını bölmüş. Onu bölmüş, bunu bölmüş, onu... Yani bir bakıyorsun, bir butona 45-50 metre mesafe kalıyor. Bu bir hatadır. Biz çıkış veya tahliye yolları üzerinde, yani gidip de tabii ki butonu da tahliye olmayacak bir yolun üzerine koyun demiyor. Ama mümkün mertebe o boy homojen dağılımı çok mimariden mimariye değiştiği için, yani iç dizayna göre de değiştiği için, hani şöyle bir şey diyemezsiniz. Dört köşeye birer tane buton değil. Bizim 30 metreye geçmeyecek bir buton olan kat ettiğimiz yol. Geçtiği anda bir tane daha buton koymak durumundayız. Bir de şey, bu yangın danışmanı ile alakalı mevzuat herhangi bir şey var mı? Hani bir şirket illa bir yangın danışmanı olmak zorunda mıdır? Ha, o konuda bir bilgim yok. Ben tasarım taraflarına baktığım için maalesef. Ya bir şey sorabilir miyim? Bu yangın başladığında ilk bir dakikalık süreden bahsetmiştik ya. O tabii yanan malzemeye göre değişir. 30 metrenin bununla bir ilişkisi var mı yoksa 30 metre farklı bir sebebi mi var? Bunların hepsi test edilerek standartlara vurgulanır. Hani örnek veriyorum bir yapı büyüklüğüne bakılmıştır, tahliye senaryolarına bakılmıştır. Sadece bu da değil, ne dedim ben? Yurt dışından da bazı kriterler alınıyor. Yani 300 senelik tasarımlar, atlatılan yangınlar, zaman içerisinde bu standartlar da geliştiriliyor.
bazı kriterler, yani yeni kriterler geliyor, olan kriterler de iyileştiriliyor. Bunlar tamamen hani deneysel metotlarla ve tecrübe metotlarıyla standartları işlenmiş kısımlar. Yani bilimsel metotlarla diyelim daha doğrusu. Hani oturup birini koşturup da hani bakmamışlar hemen, 30 metreye kaç saniye geliyor. Benim az önce verdiğim yanlış anlaşılmasın lütfen. Ben orada bir otelde, ben sigara içerken uyuyakalmıştım. Bir dakika içerisinde. Ortalamadır bu. Hani aşağı ve benzeri ve benzeri. Şimdi yani bir endüstriyel tesis, o bir dakika içerisinde endüstriyel tesis tamamen bitebilir. Hani öyle riskli yerler de var. Hani o bir dakika içerisinde dediğim tamamen İSG uzmanlarının dahi verdiği örnektir. Siz 0-1 dakika içerisinde mahalle algıladınız, gidip müdahale edin. Kuru kimyevi işte basit söndürücü tüplerle. 1-1,5 dakika arasında ekipmana haiz olanlar, hani bu işle ilgili tecrübeli olanlar, ama 2 dakikadan sonra mahalle durmalar, kaçın. O kendi iç dinamiğiyle itfaiye gelince tabii ki söndürülecek, onun da kaçacak hali yok gibisinden düşmek lazım. Hani terminoloji olarak lütfen kalmasın o 1 dakikada. Butonlarla bastık, işte dedektörlerle algıladık, ettik bilmem ne falan, her şeyi gerçekleştirdik. En önemlisi, bunları yaptık, artık binadaki o insanlara bunun bilgisini ver ki binayı tahliye etmeye başladık. Erken bir şekilde, doğru bir şekilde ve standartlara uygun bir şekilde ver ki binayı tahliye edelim. Evet, sesli ve ışıklı uyarı cihazları, şöyle bir şey, çok özür diliyorum. Biraz geriye gideceğim. Şurada tanımlamıştık. Sirenler, flaşörler, kombine siren flaşör veya acil anons hoparlörleri. Bunların hepsi binayı tahliye etmesi için insanlara uyarıyı veren elektronik ekipmanlardır. Şimdi tekrardan sayfamızı bulalım. Sesli ve ışıklı uyarı sistemleri biliyorsunuz artık 20.5-30.5 dediğimiz o veya 4 katın üzerindeki tanımlar ve benzeri veya 2 ile 4 kat arasındaki buton ve siren flaşör zorunluluğu vardı ya, onunla beraber kullanıyorduk zaten. Fakat bazı tanım terminolojileri vardı. Işıtma engelli kişilerin bulunma ihtimali olmayan alanlarda ışıklı uyarı cihazı kullanmanıza gerek yoktu. Sadece siren kullanabilirsiniz. Veya sağlık hizmeti amaçlı binalar için öngörüldüğü takdirde sadece ışıklı uyarı cihazları kullanılmasına izin verilebilir. Niye? Yoğun bakım üniteleri veya müşahede odaları veya hastanın bir refakatçi olmadan o binayı tahliye etmesi söz konusu değil ise bu gibi alanlarda özel tahliye senaryoları oluşturulur. Mesela bir ameliyathane düşünelim. Ameliyathaneye flaşör koyar mısınız veya acil anons hoparlörü? Basit mantıklı. Çünkü cerrah mikron veya milimetre seviyesinde orada riskli bir işle uğraşırken hani arkanızdan biri şöyle biri yaptığı zaman ilkilmiyor musunuz? İlkiliyorsunuz. Bu gibi yerlerde refakatçi eşliğinde ve sadece o alana yani korumakla mükellef olan 7/24 saat özel personeller vardır. Yoğun bakım ünitesinin sorumlu personeli. 7/24 saat bir personel vardır orada veya birden çok organizasyona bağlı. Sadece oralar uyarılır. Sebebi de bu riskler. O gibi alanlarda bu tahliyeler hani refakatçi eşliğinde gerçekleştirilir veya işte bu riski yani sağlıksal oluşturabilecek riskleri azaltmak bağında bazı önlemler alınır. Yapısı itibariyle tamamının boşaltılması mümkün olmayan binalarda uyarı sistemleri kademeli devreye girer. Örnek vereyim 50 katlı bir kule. Artık hepimiz rahat rahat gün içerisinde böyle iş ofislerine ve benzeri yerlere girebiliyoruz. Veya AVM gibi yerlere girebiliyoruz. Bu gibi yerlerde binanın tamamı aynı anda tahliye edilmek istenmez. Bu tabii ki doğru bir tabir olmaz. Tahliye etmek istenmez değil. Acil çıkış merdiven sayınıza, toplanacak kişi adedinize ve benzeri çok sayıda kritere göre değişir bu. Sıralı tahliye senaryoları bu yani yapılara bakılır. Bu hesaplar yapılır. Sonra buna karar verilir. Öyle demek daha doğru olur. Acil anons sistemi kullanılıyorsa acil anons sisteminin kullanıldığı yerde bir daha siren kullanmak zorunluluğu yoktur. Sebebi siren biraz daha tiz bir ses olduğu için acil anonsla yapılacak yayınları bastırabilir. Yani veya duyulabilirliğini azaltabilir. Orada farklı bir anons geçer iken, çünkü acil anons sistemleri bu farklı bir eğitim konusu. Çünkü yangın algılama ihbar sistemleri bir de acil anons sistemleri diye farklı bir
disiplin ve terminoloji vardı. Orada şöyle de bir şey yapılabilir. Yönlendirme. Mesela binayı tahliye ediyorsunuz. Tahliye bilgisi geldi size. ACK'ya doğru giderken farklı bir bilgiyle size bir farklı yönlendirme yenilebilir. Mesela geçen ikiz kulelerdeki yangın sırasında kuleler çökerken kulenin çarptığı bir notla bir veya iki tane yangın merdivenine çok yakın herhalde. O bölgedeki yangın merdivenini kullanarak tahliye etmeye çalışanlar hani büyük bir risk altında kalmış ve yani ölümlü vakalar ortaya çıkmış. Fakat biri mesela anlatıyordu bununla alakalı bir belgeseldi. Yani orada örnek veriyorum tamamen A1 merdiveni daha korunaklı kalmış ve kolaylıkla hani bina yırtıldığı için belli kısımlarda hani herhangi bir alev veya dumana hani karşılaşmadan rahatlıkla binayı tahliye etmişler. İşte ağacının o sistemi o sırada vatandaşları AB dediklerini, diğeri de A2, A3 dediklerini. İkiz kuleler diyorum ama basit mantıkla böyle bir dikey yapı düşünelim. 3 tane de merdiven. A2 veya A3'ü kullanmayın. A1'e doğru gidin diyebilirsiniz. Doğru mu? Yapabilirsiniz bu kalamayı. Yani itfaiye yapabilir, gelen itfaiye veya binanın kendi güvenlik organizasyonu bunu gerçekleştirebilir. İşte ağacın o hoparlörleri sadece sizin binayı tahliye etmenizle alakalı değil. Sonra binayı tahliye edene kadar da bazı uyarılar yapılabileceği için silah kullanarak o yapılacak uyarıları bastırmak istenmez. Bu sebeple böyle bir zorunluluğunuz yoktur. Bir detay olarak paylaşmak istedim. Şimdi gelelim ağacın onun sistemi diyoruz. Sadece burada yangın sistemiyle çok iç içe ve entegre oldukları için bahsedeyim. Binada yatak sayısı 200'den fazla olan otel ve yatakhanelerde yapı inşaatları 5000 metrekareden büyük olan ve toplam kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan topluma açık olan alışveriş merkezi, süpermarket, endüstri tesisleri veya işte aklınıza gelebilecek envai çeşit farklı yer. Yapı yüksekliği 51,5 metreyi geçen tüm binalarda sesli tahliye sistemleri kurulması zorunludur. Yani biz bir 5000 metrekarenin üzerinde bir AVM yapıyor isek zorundayız. Veya 1000 kişiyi aşan, 5000 metrekare değil de 1000 kişiyi aşan bir toplanma merkezi yapıyor isek zorundayız. Veya 200'den fazla yatak sayısına sahip bir otelin olması zorundayız demektir. Şimdi gelelim bunların hani minimum seviyeleri nedir? Türk yönetmenine göre yerden 150 santim yükseklikte ölçülecek sırf seviyesi ortalama ortam gürültüsünün 15 desibel üzerinde olması lazım. Uyuma maksatlı bölgelerde veya banyo, WC ve duşlarda ise en düşük 75 desibel ses seviyesi sağlamanız gerekmektedir. Sesli uyarı cihazları 3 metre uzaklıkta en az 75 desibel, en çok ise 120 desibel. Sebebi 120 desibelin üzerinde artık kulak zarına risk oluşturabilecek ses seviyelerine çıkmış oluyorsunuz. Bundan dolayı 120 desibelin üzeri önerilmiyor. İngiliz standartlarında ve EN54'te ses seviyesi en düşük 65 desibel, ortam gürültüsünün 5 desibel üzerinde ve uyunan yerlerde 75 desibel diye vurgulanır. Ne demektir bu? Desibel diyoruz ama basit mantıkla şu. Ben uyuyorum isem beni uyandıracak minimum ses seviyesi yatak başında 75 desibeldir. Bunu demek istiyorum. Uyuma maksatlı alanlarda biz minimum 75 desibeli sağlatmak durumundayız. Yaptığımız tasarımlarla. Diğer kısımlarda ise ortak gezinme, bol alanları ve benzeri yerlerde. Şimdi ortam gürültüsü her yerde değişik. Bir AVM'de değişik. Doğru mu? Doğru. Örnek veriyorum bir endüstriyel tesisi değişik. Veya bir tünelin içerisinde değişik. Veya bir okulda tamamen değişik. Şimdi ortam gürültü seviyesinin minimum 15 desibel üzerinde ses seviyesini sağlamanız lazım tahliye için. Mesela burası gürültü seviyesi çok düşük olduğu için söylüyorum. Bu bina veya iş alanı. Bu gibi yerlerde minimum 65 desibeli sağlatmanız yeterli olacaktır. Şimdi son konumuz geldi. Koruma kontrolleri. Koruma kontrolünü bir 5 dakika içerisinde bitirmeyi öngörüyorum. Hızlı geçeceğim. Sonra sorularınızı dinlemek istiyorum. Ama koruma kontrollerine geçmeden önce az önce söyledik ya yangın otomasyon sistemi. Biz algılamayı yaptık. Biz uyarıyı yaptık. Tahliyeyi gerçekleştirdik. Biz izledik diğer üniteleri ve benzeri. Her şeyi yaptık. Artık yangın algılama ihbar sistemleri otomasyon sistemlerinde kontroller hale geldi. Özellikle burada otomasyon sistemlerinden kalsın
bizim bu konfor fanları veya işte duman egzoz fanı, basınçlanma fanı gibi birinci yangınla alakalı olan fanları kontrol etmemizin ana amacı, bir yangın durumunda bu ortama bir duman basalım mesela şurada, direkt olarak yön duygumuz şaşırıyor. Çünkü ben bu kapıdan çıkmak için ne yapmam lazım? Öncelikle odağım kapı oluyor. Göz odaklanıyor, kapıya doğru, hedefime doğru yürümeye başladım. Doğru mu? Doğru. Bir yangın durumunda ortama yoğun bir duman girdisi olduğu zaman maalesef odaklandığımız nokta yok. Görsel temasımız yok. İşte tahliye sistemlerinin, daha doğrusu koruma kontrollerinin önemli olmasının sebebi bu. AVM gibi, dikey, yatay binalar gibi yerlerde insanları hızlı ve korunaklı bir şekilde tahliye merdivenlerine ulaştırmak, tahliye merdivenlerinden de yine korunaklı bir şekilde binayı tahliye ettirmesini sağlamaktır. İşte burada başlıklara başlayalım. Söndürme sistemleri, duman atma pencereleri, basınçlandırma sistemleri, havalandırma sistemleri, asansörler, yürüyen merdivenler, duman kapıları, yangın kapıları, otomatik kapılar, MCC cihazları, gaz kesme, enerji kesme, bunların hepsi bizim hayatımızı korumakla alakalı birinci öncelikli yaptığımız işlemlerdir. Hızlı bir şekilde başlayalım. Söndürme sistemleri, ne dedik? Gazlı söndürme sistemleri yapımızda kullanılan bir mahal, mahal içerisinde kullanılan daha doğrusu maliyeti bizim açımızdan önemli olan ekipmanları korumak amacıyla kullandığımız bir sistem. Yangın sistemleri izleme üniteleriyle bu ilgili sağdaki panellerin bilgilerini izleyebilir. Bazı özel uygulamalarda hatta şuradaki bildiğiniz tüpleri tetikleyebilirsiniz yangın sistemiyle. Söndürme sistemleri bahsetmiştik, yağmurlama yani sprinkler sistemleri. Ne demiştik? Yapınızın korunması, yangını söndürebiliyorsa söndürsün, eğer söndüremiyorsa itfaiye gelene kadar belli bir hani tecrit altına alsın mantığıyla kurulan sistemlerdir. Bunun da mekanikçilerin kapsamında olduğu için ayrı bir tasarım kriteri, aynı algılama ihbar sisteminde olduğu gibi mevcuttur. Bununla alakalı standartta şöyle bir şey vardır. Biz yangın sprinkler başlığını herkes görmüştür herhalde, değil mi? Çeşitli projelerde ve benzeri yerlerde görünce aklıma geldi. Biz standart gri söndürme sistemi olan her yerde söndürme sisteminin bütün ekipmanlarını izlemekte mükellef. Ne demektir bütün ekipmanları? Pompalar, yangın pompaları, varalar, akış anahtarları, flow switchler, yangın deposu su seviye bilgisi ve benzeri ve benzeri. Kesme vanaları var burada, işte yükselen milli vanalar var ve benzeri ve benzeri. Sebebi de şudur. Herhangi bir servis bakım organizasyonu sırasında, örnek veriyorum, şurada bir tane yükselen milli vana var. Şu milli vanayı biri kapattı, sisteme bakım yapıyor ve unutuldu. Sağda kimse gidip bu vanayı kontrol etmediği sürece o vana bir daha açılmıyor. Ve Allah korusun bir yangın çıktı. Hatta su basamayacaksınız, pompa su çekemeyecek. Böyle riskleri engelleyebilmek için işte biz bu sistemin üzerindeki bütün izleme özellikle cihazları izleriz. Ve bu bir zorunluluktur. Duman atma pencereleri, hiç görevimiz var mı duman atma pencerelerini? Duman atma pencereleri daha çok depo, hangar tarzındaki yerlerde kullanılır. Doğal havalandırma yaptırır size. Yangın çıktı. Yani onların üzerinde termal realize özellikleri vardır. Nedir yani? Hangi az önce civalı bir sprinkler başlığı gösterdim ya, 63 dereceye gelince patlıyor, yani ortama su basmaya başlıyor. Bu da tam paraleliyetinde ilerleyen farklı bir özellik, yani farklı bir iş yapan daha doğrusu bir cihaz. Nedir? Duman başladı, yangın çıktı içeriye, deponun üstüne doğru geldi. Görüyor musunuz şu bölgede? Siz bu duman atma kapaklarını otomatikman yangın oraya geldiği zaman açtığınız anda ne yapıyor? Pis havayı ortamdan uzaklaştırmaya başlıyor. Buna tamamen doğal havalandırma denir. Nedir? Hatta daha da güzeli var. Bazı özel uygulamalarda danışmanlar şöyle bir şey yapar. Şurada seksiyonel kapılar var ise bu seksiyonel kapıları açarlar ki kolay bir şekilde duman tahliyesi yapıyoruz. Ama bu yangının ilerleyen safhalarında yapılır. Sebebi de şu. Şurada bir yangın çıktı.
Siz yangın sisteminde dumanı hızlı algılıyorsunuz ya çünkü. Hızlı bir şekilde algıladınız ve duman atma kapaklarını açtınız. Ve hava sirkülasyonundan dolayı yangın şu bölgedeyken, atma kapağı burada da olabilir, şu bölgeye doğru atmaya başladı. Sprinkler başlıkları burada açık, bu bölgeye söndürebilirsiniz. Bu da ayrı bir risk oluşturur. Ama yangın bu bölgede çıktı. İşte öncelik olarak çıkan bölgedeki yangının sprinkler başlığı tarafından algılanması, başlık algılandıktan sonra şu duman tahliye işlemlerinin yapılması istenir. Bu da ayrı bir senaryo işlemidir. Basınçlandırma sistemleri, biz dedik ya, şu kovaya ulaşacağız, bu kovadan da hızlı bir şekilde binayı tahliye edeceğiz dedik. Ana amacımız buydu. Ana amacımız daha doğrusu bunu sağlatabilmekti. Basınçlandırma sistemleri de, yangın ne demiştim, yangın en başında yangın çıktıktan sonra basınç artar demiştim. Basınç arttığı için de duman yayılma eğrisi gösterir. Basınçlandırma fanı olmasa idi, buradan her kapı açıldığında, oraya biri girmeye çalıştığında duman da onunla beraber girecekti. Doğru mudur? Doğru. Veya o sırada bir patlama, çatlama ve benzeri veya kapının açık kalması sebebiyle o ortama duman yayılacaktı. Hatta daha hızlı yayılacaktı. Baca gibi olduğu için. Çok daha hızlı yayılacaktı. İşte dumanın bu korunaklı alana girmesini engelleyebilmek için yangın çıktı, basınç arttı. Biz daha büyük bir basınçla hava basıyoruz ki basınç etkisinden dolayı duman bu bölgeye gelmesin. Mantık budur. Basınçlanma sistemleri ve basınçlanma fanları zaten bizim için gerçekten hayati olan fanlardır. Birinci yangınla alakalı olan fanlar olduğu için bunların çalıştığı ve arıza bilgileri yangın sisteminden 7/24 saat izlenir. Diğer konfor fanları gibi BYS yani bir otomasyon sistemine bırakılmaz. Havalandırma sistemlerinden duman atma fanları. Evet. Basınçlanma fanı ne yapıyordu? Kovamızı koruyordu. Duman tahliye, duman atma fanı da şurada az önce doğal havalandırma yapıyorduk ya. Böyle çok daha dikey ve yatay büyük binalar var. Böyle kısımlarda buna bu olamayacak. Bu gibi yerlerde kanallarla, özel yangına korunaklı kanallarla biz duman tahliyesi yaparız. Bu sayede insanların kolay bir şekilde tahliye edilmesini sağlatırız. Duman atma fanları da yine birinci yangınla alakalı bir fandır. Çalıştığı arıza bilgileri yangın sisteminden izlenir. Ama mesela havalandırma sistemlerinde artık zaman içerisinde tabii ki yapının büyüklüğünden dolayı klima santralleri de, klima cihazları da yangın senaryolarının içerisinde dahil edilmiştir. Bunlar sadece taze hava santralleri de olabiliyor. Bazen paket tip üfleme artı egzoz santraller de olabiliyor. Sadece egzoz yapan fanlar da olabiliyor. Bunların da ana amacı yine sizin duman tahliyesine kolaylık. İşte bazen make-up havasını sağlaması. Make-up dediğim şöyle bir şeydir. Siz yani varoluş gereği hiçbir şeyi yoktan var veya vardan yok edemezsiniz. Doğru mudur? Doğru. Örnek veriyorum, bir vakum etkisi denilen bir şey var. Siz bir yerden yüksek debil bir hava çekmeye çalışır iseniz pet şişede yapıyoruz ya bazen mesela. Çekiyoruz. Ciğerler şişiyor. Artık çekemiyor ciğerler. Pet şişede de hava bitiyor çünkü. Ama siz pet şişeyi şey yapsanız, çekseniz, havaya tabii ki egzozla yapabilecek bir çekiş gücü koysanız sürekli olarak hava sirkülasyonu yaptırabilirsiniz. Ana mantık da budur. Klima santrallerinin daha çok üfleme hatları bu make-up veya pozitif basınçlarının dumanın belli bir yere doğru ilerletilmesini sağlatmak amacıyla. Örnek veriyorum, arka kapı tarafında bir tane şeyimiz olsun, tahliye bacamız olsun, santralimiz olsun daha doğrusu, menfezimiz. Yangın o bölgede çıktı, arka tarafta. Şimdi siz buradaki duman tahliye menfezinin, o dumanın buraya doğru gelmesini ister misiniz? İstemezsiniz değil mi? O menfeze doğru gitmesini istersiniz. Nasıl yapabiliriz bunu da? Buradan hava akımı veririz, oradan çekeriz. Basit mantık. Yani genellikle bu taze hava üfleme fanları bu iş için kullanılır. Egzoz fanları ise çok fazla duman tahliyede kullanılmaz. Hani düşük debilidir zaten. Hani çok özel. Duman egzoz fanı yoktur veya buna hani bu gerçekleştirilemiyordur. Ve o mahalle böyle atış gerçekleştirecek bir egzoz fanı vardır. O gibi noktalarda kullanabilirsiniz. Şimdi bana arada çok güzel bir soru gelmişti. Damperler ne işe yarar?
Ondan da bahsedeyim, ondan sonra ben o soruyu duymak istiyorum. Damperler ise, az önce bahsettik ya, havayı o tarafa doğru hareket ettireceğiz. Damperler, klima santralleri sadece bir bölgeye hitap etmiyor. Birden çok bölgeye geçişler gerçekleştirdiği için, santralleri, klima santralleri demeyeyim sadece, duman tahliye fanlarının üzerinde de kat bazında damperler olabilir. Bunlar düzgün emiş veya üfleme debilerini sağlattırabilmek için veya yangın riski oluşuyor ise yangının o bölgeden menfezle farklı bölgeye geçmesini engellemek için daha çok klima santrallerin kanalları üzerinde kullanılan hani geçiş engelleyici, kesici damperlerdir. Motorlu ve eriyen telli olan yani sigortalı tip olan iki tipleri vardır. Eriyen tellerde ortalama olarak 65 dereceyi kendi algılar, kanalı kapatır. Ne anlatır bize? Kanalın içerisinde alev yürüyorlar. Yani burası bir mahal, yanda bir mahal. Doğru mudur? Doğru. Bir havalandırma kanalı geçiyor, boyan boya odayı dağıtmış. Şaftan çıkmış, buraya geçmiş. Şimdi o bölgede bir yangın çıktı, emiş menfeziyle ilerliyor. Eriyen telli damper algıladan da kapatıyor. Bu bölgeye geçmesini engelliyor. Eriyen telli mantığı. Motorlu damper ise az önce bahsettiğimiz senaryodaki havalandırma hani işlevlerini yerine getirebilmek için havayı farklı farklı bölgelere yönlendirebilmemizi veya debiyi, emiş debisini, duman egzoz fonunun emiş debisini sadece çıkan kata tahsis edip diğer katlarda kapalı bırakarak oralarda bir risk yok ise niye ben bütün gücümü hani o bölgeye tahsis etmem var iken örnek veriyorum 6. kattayız. 7. katta ve 5. katta yangın yok. 6. katta yangın çıktı. Duman tahliye kanalı üzerindeki damper açılır. Sadece o bölgeden çıkış yapar ki 5 ve 7'de bir risk yok iken, duman riski yok iken bütün gücü 6. kata verir. Ha risk 5 ve 7'ye de çıkar ise zaten o zaman 5 ve 7'deki damperler de açılacak. Oradan da tahliye başlayacak. Damperlerde daha çok buna benzer senaryolar yaşayacak. Zorunluluk mu yoksa tasarıma mı bağlı yine? Tasarıma bağlı. Yani daha çok mekanik tasarıma bağlı. Hangisi zorunluluk mu dedik? Damper kullanımı. Yani zorunlu mudur? Mesela aynı klima santralleri birden fazla bölgeye hitap ediyorsa tabii. O da klima santralinin zorunluluğuna göre. Eğer sen klima santralinin yangın durumunda direkt off ediyorsan evet. Eriyen telli damperlerle koruma yapabilirsin. Sonuçta kanal menfezleri de açık. Şaflar birbiri arasında, daha doğrusu zonlar birbiri arasında mesela geçişi engelleyici oluyor ya. Mesela özellikle şaft. Şaflarda ne dedik? Tecrit ediyoruz her katı. Ama senin menfezin, yani daha doğrusu klima kanalı bomboş bir şekilde yukarıya doğru çıkıyor. Doğru değil mi? Sen şimdi şaft girişine bir tane eriyen telli damper koyar isen en azından o kanalın içerisinde dumanla beraber alevin diğer katlara gitmesini engellersin. Aslında mimariyi destekleyen bir mekanik şeydir, korumadır damper. Aynı zamanda algılamayı da destekleyen, algılamanın senaryo tarafını da destekleyen bir mekanik ekipmandır damper. Damper nasıl hissediyor, kim kumanda ediyor motorlu damperi? Biz koruma kontrolleri dedik ya, kontrol modülü. Kontrol modülleriyle biz senaryolara göre aç kapı yaparak hava hareketlerini yaptırıyoruz. Santrallere bilgi veriyor. Hayır, tam tersi aslında. Öyle santral mi? Kontrol modülüne bilgi veriyor. İlk başta bütün bilgileri topluyor dedik ya. Mesela öyle. Bu alanın dedektörü algıladı. Dedi ki bende bir sıkıntı var. Panele düştü. Panel dedi ki bu bölgede bir yangın çıktığı zaman duman egzoz fanı çalış. Altıncı kat olduğu için altıncı katın damperi açıl. Önce tabii ki damper açılır sonra fan çalışıyor. Açıl, fan çalış. Sonra dedi ki basınçlanma fanları çalış. Devam ediyorum. Sonra dedi ki 6. katta yani 5'te 7. O kata hitap eden bir klima santrali varsa lokalde kapat. 7 ile 5'teki pozitif basınçlanma yap, dumanın o katlara gitmesini engelle. Bak görüyor musunuz ne kadar çok. Buna yönelik bütün aksiyonları, yani senaryoları otomasyon. Eriyen telli de yok. Kendi manuel. Eriyen telli eriyor. Eriyen telli manuel. O sadece bize bilgi veriyor. Kendi kendine. Motorlu yangın damperinin üzerinde manuel aç kapağı var. Ama kim şimdi kanalın içerisinde, daha doğrusu asma tavanın içerisindeki damperi gidip bunu yapacak? Bazı özel uygulamalarda az sonra göstereceğim bir şey var. İtfaiyece mimik paneli. Kontrollü bir noktada manuel olarak aç kapatabiliyorsun, yapabiliyorsunuz bütün sahadaki cihaz arasında. Bunu geri geldiği zaman anlatacağım. Ben damper sorusunu alayım şimdi. Şöyle,
Sıfır motor yankının damperlerinin senaryosunda hani şöyle mi oluyor? Her zaman enerjidedir damper, enerji kesilince yani belli bir şey sıcaklığa ulaştı, yangından konca kaldı, enerji kesildi, damper kapanacak. Doğru. Hani klasik şey bu, yoksa ben çünkü... Enerji ver açıl, enerji ver kapan damperler de kullanılır. Hani evet, işte o senaryoyu neye göre bilirim? O senaryo değil aslında, o cihaz seçimi veya kriteri. Yay geri dönüşlü olmasının avantajı şudur. Özellikle klima santrallerinde yay geri dönüşlü damperler kullanılır. Sebebi şu, tamam bana yararı ol diye kullanıyorum ben seni. Klima santrali dersin. Ama yararın da yoksa zarar da verme. Hani enerjin yok ise kapan gibisinden düşünün. Yani daha doğrusu cümleyi şöyle düzelteyim. Klima santralleri sürekli çalıştığı için klima santrallerinin üzerinde sürekli damperler açıktır. Çünkü konfor faktörü. Açılır, kapanır, volüm damperlerle tabii ki hava hareketleri veya hava debileri falan değiştirilebilir. Ama yangın damperi volüm damper değil. O kanalın önünde yangın dışında bir aksiyon yapmayacak şekilde açık kalır. Şimdi diyelim ki yangın çıktı. Yangın çıktığı zaman elektronik aksamımıza, çünkü bir şey, risk bir durum oluşuyor ortada. Elektronik ekipman zarar görebilir mi? Görebilir. Modülü zarar görebilir mi? Görebilir. Kablomuz zarar görebilir mi? Görebilir. Göremez diyoruz ama görebilir. En azından o damper ne yapması lazımdı? Normalde üfleme aç, egzoz kapa. Pozitif basınçlanma veya M kapı için kullanıyoruz. Veya üfleme kapa, egzoz kapa. İkisini de yapması lazım. Şimdi hiçbir bu risklerin hiçbiri ortaya çıkmıyorsa zaten otomatikman kapatacak kendini. Ama diyelim ki kablo koptu. O risk durumunda. En azından kablo kopunca yay geri dönüşüyle kendini kapatıyor. Ana mantığı bu. Yani ben bunu kullanacağım tamam da, hani kullanamıyorsam da bir sıkıntı da var ise bu asli görevi olan, çünkü ben onları konfor fanlarını daha çok hani yanal önlemlerle alakalı senaryoyla alıyordum. En azından kapan, kanalın üzerinden farklı noktalara bir geçiş gerçekleşmesin demek lazım. Bunun için yay geri dönüşü yapılır ama derseniz ki şöyle, duman egzoz fanları vardı, az önce örnek verdim ya, o da tam tersi. Az önce dedi ki klima santralleri üzerindeki damperler sürekli açıktır. Duman egzoz fanları, çünkü duman tahliye sistemi sadece yangın durumunda kullanacağı için eğer menfezi bir yapı var ise kapalıdır. Şaflar da kapalıdır. Çünkü ne dedim? Bir gücüm var. Bu gücümü yangın çıkan kata sadece vermem daha mantıklı. Diğer katlarda yangın yok iken gidip de oralara da hani bir güç tahsis etmem. Boşu boşuna hem sistemi yorar hem de amaçsız bir işe yapılmış olur. Onlar da tam tersi kapalıdır. Yangın durumunda açılır. Ama bunda farklı bir şey var. Bizim tercihimiz daha çok motorlu duman damperleri zaten biraz daha özel damperler olur. Onlarda enerji ver açın, enerji ver kapan ve bütün koruma kontrollerini yaptırırız. Kontak kabloları F180. Zaten bahsetmiştik. Asansörler, niye yangın durumunda asansörler devre dışı bırakılır? Nasıl daha doğrusu devre dışı bırakılır? Biz genellikle bir alternatif uygulama yapıyoruz. Diyoruz ki yangın çıktığı zaman tahliye katına git. Bu tahliye katı senaryosu. Alternatif kat uygulaması ise tahliye katında yangın var ise alternatif bir kata git demektir. Bu iki, yani iki alternatifli bir yangın senaryosu. Üçüncü alternatifi deprem sensörü işletiyor. Deprem sensörü ise bilgi aldığı zaman asansörün en yakın kata gidip fark ettiriyor. Bu da ayrı bir senaryo uygulamasıdır. Yani genellikle 3 alternatifli bir hani modül tahsisatı yapılır ve bunlar gerçekleştiriliyor. Niye asansör kullanmazsınız? Çünkü risk makine dairesinde, halatta ve daha da önemlisi asansör kovasına duman sızması sebebiyle ne kadar asansör basınçlanma fanı da kullansanız, biz o asansör basınçlanma fanlarını kullanmamızın sebebi de zaten o tahliye katına eğer asansör kullanımında ise ulaşabilmesi. Böyle bir bilgi vermiş olayım. Yürüyen merdivenler de yangın durumunda kontrol edilir, durdurulur. Kontrolden kastımız durdurulur. Yani yangın, yani yukarıya doğru, ikisi de aynı anda yukarıya ve ikisi de aynı anda aşağıya doğru döndürülmez, durdurulur. Sebebi de ne? İşte ne dedik? Yangın durumunda bir panik durumunda insanların yaralanmasını ve benzeri şeylerini engellemek. Bir de yangın mesela şu bölgede ise
herkes bu bölgeden tahliye etmeye çalışacak değil mi? Veya bu bölgede ise bu bölgeden tahliye etmeye çalışacak. Şimdi biri yukarı biri aşağı giderken herkesin şuraya yığılması, acil çıkışı kullanmanız lazım, doğru. Fakat o bölgeye gitmeden eğer bu bölgeden bir kaçış gerçekleştirme yoluna gittiyseniz bu sebeple aynı yöne doğru sizi yönlendirebilmesini sağlamak açısından devre dışı bırakalım. Duman kapıları da kullanılır. Sebebi de şudur. Şurada bir perde vardır, görüyorsunuz. Bu, dikkat edin, şu katta bir yangın çıktığı zaman şurada bir atrium var, merdiven. Atrium demeyin de merdiven yırtığı var. Sarmal merdiven de yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi burada bir yangın çıktığı anda sızmayı görüyor musunuz yukarıya doğru? Böyle kat kat, bütün katlara doğru sızma geçiyor. Biz duman perdesini kapatıyoruz ki sızma gerçekleşmesin, baca etkisinden önce. Duman perdeleri bunun için, duman kapıları da aynı şey için kullanılır. Bölgeden bölgeye dumanın geçişini engellemek için. Duman kapıları daha çok otellerde vardır. Belki böyle yatay büyüklükteki otellere gittiyseniz görmüşsünüzdür. Çok büyük olduğu için yatay olarak böyle kat kat koridorlarda geziyorsunuz. Eğer bir bölgeye yangın çıkıyorsa o arada normalde sürekli açıktır kapılar. Tutucuları da bırakırsınız. Duman kapıları kapanır ve dumanın bir bölgeden bir bölgeye geçişini engeller. Aynı zamanda da kapı tutucuları da anlatmış olduk bu sebeple. O da şurada bir yerdeydi. Silinmiş oldu. Tabii çok önemli değil. Yangın kapıları ve otomatik kapılar. Otomatik kapılar şu özellikle sarmal dediğimiz döner kapılarda kapıların sağında ve solunda acil çıkış olmak durumunda. Biz yine de bu kapıları durdururuz ki kullanıma geçilmesin. Hani insanlar orayı tercih etmesin diye. Ama boşa düşen, motoru da boşa düşük kolay bir, hani normalde sensör görüp de sizi dönmeye başlayan şey boşa düştürdü. Aynı şekilde fotoselli kapılarda direkt olarak özellikle bir de kaçış yolu üzerinde ise direkt devre dışı bırakılır, açılır. Aynı şekilde akses sistemi dediğimiz sistemler vardır. Hepimiz kartlı sistemler kullanıyoruz. Ofislerimizde, evimizde, artık evimizde de yani konutlara dahi girerken turnikeden geçiyoruz, oradan geçiyoruz, buradan geçiyoruz. Bu sistemler de yangın sistemler kontrol edilir ve serbest geçişe döndürülür. Gaz kesme dedektöründen bahsetmiştik. Gaz kesme de ayrıca dedektörden alınan bilgilerle binada gaz kesme de yapılır. Gaz dedektöründen alınan bilgiler. Yangın bilgisinde ise binanın ana gazı dahil olmak üzere belki farklı uygulamalarda lokale dahi gider. Lokal gaz kesmeler gerçekleşir. Lokalden kastım da şu. 150-200 tane kiracıya sahip olan AVM'ler var. Doğru mu? Doğru. Şimdi bir gaz dedektöründen bilgi aldığınız zaman bütün AVM'nin gazını keser misiniz? Hayır. Yani keserim. Güzel bir cevap. Ben de keserim normalde de. Şimdi öyle kestiğiniz zaman da diyecek ki gazı yanındaki ocağı açık unuttum. Ondan kaynaklı olarak geldim. Ben de o sırada müşterim vardı. Mağdur ettin 149 tane kiracı. Şimdi bir AVM yöneticisi olduğunuz zaman böyle kimsenin ben diyemiyoruz maalesef ki. Onları da düşünmemiz lazım. Gaz ayrı. Ama yangın riski olduğu zaman artık ortaya çıkan gaz risk ihtiva eder. Direkt ana kesme gerekiyorsa da yangın çıkan alanda da lokal kesme gerçekleştirilir. Böyle kademeli tahliyeler, daha doğrusu kesmeler yapılır diyeyim. Ve son itfaiyeci mimik panosu bir arkadaşımız yine arada sormuştu. Bu damperler, klima sandalyeleri, basınçlanma fanları, duman egzoz fanları veya işte jet fan ve benzeri bazı özel tahliye ile alakalı kısımları biz itfaiyeci mimik diyagramlarına döküyoruz. İşte fotoğrafta görüldüğü gibi bir mimik diyagram. Burada şu bölgede, şu bölgede ve şu bölgede duman egzoz fanlarımız mevcut. Dikkat edin, şu bölgelerden pozitif basınçlanma veya make-up yapabilmek için klima santralleri kullanılmış, üflemeler yapıyoruz. Damperlerimiz var bazı yerlerde. Görebiliyor musunuz bu arada? Çok net değil ama hani kendi bilgisayarınıza baktığınız zaman daha açık göreceksinizdir. Bir senaryonun diyagramı dökülmüş. İtfaiyeci mimik panoları daha çok itfaiyecilerin kullanacağı veya müdahale sırasında nasıl diyeyim size kolaylık sağlayacak. Örnek veriyorum. Şu bölgede bir yangın çıktı. Yangın söndürüldü. AVM'nin tamamı dumanla kaplandı.
3 kapağı da açarsınız, duman tahliyesini hızlı bir şekilde gerçekleşir. Ama böyle bir risk var iken, otomasyon sistemi ilaki bir F-180 altyapıya haiz olmadığı için devre dışı kalacaktır. Şimdi cihazdan oraya çıkıp da manuel olarak on yapamazsınız. Böyle bir korunaklı bir noktadan bunları on yapabilirsiniz. Veya yangına müdahale yapılacak fakat hani dumandan ve benzeri şeylerden dolayı yangına müdahale yapılacak alana gidemiyorsunuz. Olabilir mi? Olabilir. İtfaiyeci böyle bir durumla karşılaşabilir. Kendi hava hareketini farklı noktalara çekerek bu pano sayesinde o bölgeye kolay bir erişim sağlatabilir gibisinde. Bunları evet korunaklı bir alanda yapabilmek için de böyle itfaiyeci mimik panoları. Bunlar grafik tabanlı artık yazılımlarla da yapılabiliyor. Veya işte tamamen şasisi olan hani hard cihazlarla da gerçekleştirilebiliyor deyip teşekkür edeyim. Sunumumuz bu kadardı. Biz de teşekkür ederiz.